Şehitlerin serçeşmesi, evliyanın bağrı başı. Şehitlerin serçeşmesi, evliyanın bağrı başı. Fatma ana gözün yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Fatma ana gözün yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Ali babaları, ol Muhammed dedeleri. Hazreti Ali babaları, ol Muhammed dedeleri. Arş içinde gölgeleri, Hasan ile Hüseyin'dir. Arş içinde gölgeleri, Hasan ile Hüseyin'dir. Dedesiyle dile varan Kevser mağında duran. Dedesiyle dile varan Kevser mağında duran. Susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Susuz ümmete su veren Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'ya vardı kondu, şehit olacağın bildi. Kerbela'ya vardı kondu, şehit olacağım bildi. Döne döne şehit oldu, Hasan ile Hüseyin'dir. Döne döne şehit oldu, Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela bir dağ içinde gülleri var, bağ içinde. Kerbela bir dağ içinde gülleri var, bağ içinde. Yatıp
kalkanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Yatan alkanlar içinde Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'da yatan taşlar Kur'an okur kesik başlar. Kerbela'da yatan taşlar Kur'an okur kesik başlar. Ağlayalım gel kardeşler Hasan ile Hüseyin'dir. Ağlayalım gel kardeşler Hasan ile Hüseyin'dir. Kerbela'nın gazileri şehit olmuş bazıları. Kerbela'nın gazileri şehit olmuş bazıları. Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Fatma ana kuzuları Hasan ile Hüseyin'dir. Kardeşlerim, Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid'in komutasındaki bir orduyla çepe çevre sardığı Dicle ve Fırat'tan gayrimüslimlerin, Hristiyanların ve Yahudilerin istifade ettiği o günlerde susuz bırakılarak yanındaki masumlarla şehit edildiği 1383. seneyi devriyesinde 10 Muharrem Aşure gününde içimizi cız eden Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yanındaki masumların şehit edildiği hunharca, topluca katliama tabi tutulduğu bir gündeyiz. Daha sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 51 yıllık bir zaman dilimi geçmiş, bir asır bile olmadan Müslümanlar birbirine girmiş, bir takım içteki kargaşadan, fitneden dolayı önce Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Ayşe validemiz Cemel vakasında, sonra Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Muaviye Efendimiz Sıffin'de karşı karşıya gelmiş ve 51 yıl sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Dar-ı Beka'ya irtihallerinden bu toplu katliam gerçekleştirilmiş. 10 Muharrem
sene-i devriyesinde Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yanındaki masumları rahmet ve mağfiretle yad ederken onları şehit eden güruhu lanetle yad ediyoruz. Kıyamete kadar bir mücahit ve bir muvahhid olarak Hazreti Hüseyin Efendimizin yolunu takip edenlerden biri olarak Hazreti Hüseyin Efendimizin davasını sürdürmek, zalimlere karşı çıkmak boynumuzun borcudur. Mısır Dünya Alimleri Birliği Başkanı olan ve 4. oturumunda köy çocuğu ve mektep hayatını ele aldığımız Tevafuk'a bakın ki o da bugün Muharrem ve dini günleri ele alıyor. Yani hesap etsek Muharrem ayının bu sene-i devriyesinde Hazreti Hüseyin Efendimizin Aleyhissalatu vesselam Efendimizin Reyhanım dediği Hazreti Hasan Efendimizi bir dizine, Hazreti Hüseyin Efendimizi bir dizine oturttuğu ve kafalarını tokuşturduğu, Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev dediği kızı Fatıma'nın ve Hazreti Ali Efendimizin iki gözünün nuru olan iki muazzez Efendimiz, ikisi de şehit. Hazreti Hasan Efendimiz Yezid'in taliplerinden olan bir kadın tarafından zehirlenirken, ki biz en son yazdığımız tebliğde o Hüccetul İslam olarak dünya çapında meşhur olan 74 eseri arka planda kayıtlara geçen İmam Gazali'nin de dediği hoca kızı hasar tarafından yıkanmamış bir üzümle zehirlendi diyordu Sırrul Alemin kitabında. Ve bunu Hazreti Muaviye Efendimiz duyunca onların arasındaki münasebeti bozmuş ve seni Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın torununu zehirleyen bir kadını oğluma eş olarak almıyorum diye reddetmiştim. Biz sahabe-i kiramın içinde muazzez vahiy katibi olduğu için, güçlü bir komutan olduğu için Hazreti Muaviye Efendimiz'i her sohbetimizde adı geçtiğinde sitayişle bahsediyoruz. Sahabe-i kirama hiçbir müminin düşmanlığı olamaz. Onların biz değil ki ayaklarına, ellerine su dökemeyecek vaziyette insanlarız. Şimdi arka planda bir de onları eleştirip onların arasındaki bir takım itilaflardan dolayı onları taan etmek hakkımız ve haddimiz değil. Sahabe-i kiramı bizzat öven Allahu Teala'dır. Onun için bu konuda biz ciddi anlamda imtihandayız. Estaizu billahi bismillah. Es-sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâr. Önden gidenler diyor Allahu Teala sahabe-i kirama, muhacirine, Mekke'den Medine'ye hicret edenlere ve orada Mekke'den Medine'ye hicret edenlere, kucaklarını açanlara, evlerini açanlara, onlara en güzel şekilde misafir edenlere önden gidenler diyor. Onları övüyor. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Cennetu adnin tecri tahtel enhar. Halidine fiha ebeda. Altlarından ırnamaklar akan cennetleri müjdelediği sahabe-i kiramın hiçbirisini taan etme hakkımız ve yetkimiz yok. Onun için
her birisinin adı geçtiğinde Hazreti kelimesini radıyallahu anhum ifadesini kullanmakta fayda var. Allah birinden değil, hepsinden razı olsun. Dünya İslam Alimleri Birliği Mısır'ın başkenti Kahire'ye 200 kilometre uzaklıkta hayatını idame ettiren, bizim gibi sıkıntılı dönemler geçiren, fakirlik ve yoksullukla okuyan, şimdi bulutların üzerinde giden insanların, birilerinin sırtına basarak giden insanların bu kelimelerimi anlamaları zaten mümkün değil. Hani bir tabir kullanılıyor ya, dayısıyla bir yerlere gelenlerin zaten bu benim anlattığım şeyleri anlaması mümkün değil. Çünkü onlar hak etmedikleri makamlara hak etmedikleri şekilde gelmişlerdir. Dün Danimarka'dan bir misafirim vardı. Yaklaşık 13-14 dakikalık bir röportaj yayınladık. Yani bir gün içinde pek çok kardeşim tarafından izlendiğini görünce, demek ki bu arka planda bizim ilmi derslerimizin niye takip edilmediğini de anladık yani. İnsanlar bugün magazinsel programlara daha çok ilgi gösteriyor. İlmi olan, diyelim bir Kur'an-ı Kerim'in, diyelim Nisa suresinin tefsiri durumundaki bir derse bu kadar ilgi göstermezken, diyelim en güzide hadislerin incelendiği, eskiden odalarda okunan, tedris meclislerinde okunan Riyazu Salihinler gibi, Buluğul Meram gibi arka planda yapılan derslerin pek de prim yapmadığını görünce kıyaslıyoruz. Acaba insanlık neyi arzu ediyor? Niye yani magazinsel programlara, ilmi programlardan daha çok ilgi gösteriyor, teveccüh gösteriyor? Bir sinema sanatçısının, bir aktörün ve aktrisin milyonlarca o diyelim bir dakikalık videosu retweet edilirken ya da o bir dakikalık video milyonlarca hit alırken, bizim bu güzide programlarımız 15-20 hadi 100-200 bandında kalırken, insanların neyi arzu ettiği, neyin peşinde koştuğunu da görüyoruz. Ben onlarca soru sordum orada. Dedim ki Türkiye ile Avrupa arasındaki sistemi kıyasladığınızda Avrupa'dan Türkiye nasıl görünüyor? Hani sokak röportajlarında Avrupa bizi kıskanıyor mu? Hiç de öyle olmadığını, Danimarka'dan gelen yıllarca orada kamuda bir veteriner hekim olarak çalışan, aynı dönemlerde o belki ilkokul, ortaokul safhalarındayken biz lisede, o lisedeyken biz üniversitede, hani bir iki gömlek denir Anadolu'da, İleride olduğumuz aynı jenerasyonun, aynı köyün, kentin çocuğu olarak liyakat sistemine vurgu yaptı. Hani ben dayısı olmaktan bahsediyordum. Biz dayısı olarak bir yerlere gelmedik, kazıyarak geldik. Alın teriyle elhamdülillah geldiğimiz makamları elde ettiğimizi ve bu makamların hakkını vermeye gayret ettiğimizi her safhada dillendiriyoruz. Kendisine de sorduğumuzda aynı şeyin altını çizdi. Avrupa'da liyakat esastır dedi. Hatta ben arka planda evde bunun, hocam adalete yer vermedi, acaba niye yer vermedi, biz sormadık da ondan mı yer vermedi? Ben liyakatın yanına adaleti de aslında vurgu yapmıştım orada. Adaleti açmasını da o 13-14 dakikalık röportajda isterdim. Avrupa'da adalet dengesinin nasıl yürüdüğünü ya da Avrupa'dan Türkiye'nin nasıl göründüğünü, hani başka belki bir mülakatta kardeşimizi yakaladığımızda sorma imkanını elde ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ifade ettiği gibi, adaleti öldürürsen devlet de ölür. Onun için liyakat çok önemli.
o makamlara gelen insanların o mevkileri hak etmesi, alın teriyle gelmesi yani. Hani dayılarına güvenmemesi, basamakları birilerinin atlatmasıyla değil de kazıyarak gelmesi. Sen de mi ya Resulallah? Ben de. Ben de Mekke'nin koyunlarını güttüm. Biz de İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci olarak görev yaptığımız yıllarda hem kendi koyun sürümüzü güttük, hem köyümüzün sığır deriz, sığırını gütmüş bir insan olarak söylüyorum. Kazıyarak gelmek, hak ettiği makamlara hak ederek gelmek, birilerinin sırtına basarak gelmemek gerekiyor. Yoksa ahirette nasıl bunun hesabı verilecek? O sırtına bastığınız insan bakalım kendi hesabını verecek mi ki sizin sırtınıza basarak bir üst makama atlamasına sebebiyet verdiği için nasıl bir cezaya çarptırılacak? Dünkü röportajda safa safa bunu incelemiştik. Liyakat sisteminin esas alındığını, Avrupa'nın onun için geliştiğini, yükseldiğini, peki Avrupa ülkeleri ile bizim münasebetlerimiz nasıl dediğimde, Avrupa'dan görünen Türkiye'nin turistik bir ülke olduğu, peki Avrupa'daki yaptığımız yollar, yaptığımız örneğin hava alanları hiç mi onların iştahını kabartmıyor, hiç mi onları kıskandırmıyor dediğimizde, yani onların kendi aleminde olduğu bu şeyleri yani pek itibara almadıkları, Türkiye ile zaten kendilerinin kültür ve din farkı olduğunu, arada bu gibi engellerden dolayı Türkiye'yi sadece bir tatil bölgesi gördükleriyle iktifa etti. Yani hocamızı uzun boylu, veteriner hekimimizi uzun boylu misafir etseydik belki pek çok Avrupa ile Türkiye arasındaki dengesizlikleri ya da oradaki liyakat sisteminin nasıl işlediğini, Türkiye'deki liyakat sistemiyle oradaki liyakat sisteminin arasındaki boşlukları, varsa adaletsizlikler, hangi konuda adaletsizlikler var? Mesela ben maaş dengesini de sormak isterdim. En çok sokak röportajlarında eleştirilen Avrupa'da kazanıp buradaki gelip turistlerin rahat etmeleri. Hani ondan dolayı Avrupa'dan Türkiye nasıl görünüyor diye sormuştum. Hani maaş dengesine belki biz o 13-14 dakikalık bir röportajda yer veremedik yani. Tarihi aslında altın harflerle 13-14 dakikalık bir röportajı yazdık. Tabii arka planda bu röportajları izleyen kardeşlerimiz o röportajları nasıl görüyor? Oradaki kardeşimin yorumunu nasıl görüyor? Yani primitif derler. Çok sati bir yorum mu görüyor? Gerçekten hakkaniyetli bir yorum mu görüyor? Onları kardeşlerimizin biz kendi yorumlarına bırakarak Dünya İslam Alimleri Birliği'nin başkanı olan hocamızın köyünde dini merasimlerin nasıl yapıldığını, bugün sene-i devriyesi olan Muharrem ayının nasıl karşılandığına bir kulak verelim. Hesap etsek Muharrem ayının 10. gün bu dersi hizaya getiremezdik. Allah'ın izni ve inayetiyle aynı güne rastladı. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de zalimler karşısında dimdik durduğu için davasını tebrik ediyoruz. Bir muvahhid ve bir mücahit olarak daima zalimlerin karşısında mazlumların yanında olduğumuzu ve Filistin'de yine kaşınan alemi İslam'ın bir nevi meselelerine sahip çıkmadığı, o masumların da sürekli kanının, gözyaşının döküldüğü bu günlerde onların davasına da son nefesimize kadar sahip çıktığımızı ve o zalimlerin Allahu Teala'nın Kahhar ismi şerifi hürmetine artık onlara rahmet ve mağfiret dilenecek bir durum kalmadı. Ramazan ayında bile, kutsal günlerimizde bile, o kutsal mabette, Kuds-ı Şerif'te Müslümanların kanını döken
Onların camilerine bomba atmak, göz yaşartıcı bomba da olsa o insanları camiden uzak tutmak, zaman zaman Kutsu Şerif'i cuma namazına kapatmak. Ya siz yeryüzünde bir avuç topluluktunuz. Nasıl oldu da Orta Doğu'ya yerleştirildiniz, geldiniz? Şimdi Orta Doğu'da zulüm hareketleri, ifsat hareketleri ile anılıyorsunuz. Alemi İslam bir avuç zalime prim mi veriyor? Bu yeryüzündeki ifsat hareketleri 1948'den bugüne kadar Kutsu Şerif'in Yahudiler tarafından işgal edilmesinden bugüne kadar kan ve gözyaşı devam ediyor. Meselelerine sahip çıkmadığı müddetçe tevhid, vahdet yeryüzünde alemi İslam'da hakiki manada bir araya gelmek. Hani Anadolu tabiriyle, şairin ifadesiyle toplu durdukça yürekler onu top bile sindiremez. Şimdi alemi İslam bölük pörçük. O oraya çekiyor, bu buraya çekiyor. Bir belgeseli size nakledersem daha iyi anlarsınız. Kuzgun ya da kurtlar arka planda izlediğinizde tek kalan arslanı parçalamak için saldırırlar. O oradan saldırır, boynuna atlar, ayağına atlar, karnını yırtmak ister, başını parçalamak ister. O arada yeleli bir aslan gelir, parça parça eder kuzgunları. İşte Muhammed Mursi'nin ifade ettiği gibi merhum Mısır'ın seçilmiş devlet başkanı müdafası anında mahkeme salonunda şehit oldu. Junta rejimi onu görevden alıp hapsetmişti. İdamına karar vermek için çalışıyordu. Müdafasını yaparken şehit olmuştu. Ümmetin arslanlarını parçalatırsanız işte kurtlara, kuzgunlara yem olursunuz diyordu. Şu anda ümmetin arslanları şayet parçalanmış duruma gelirse işte 3 çeyrek asırdır nasıl Yezid'in askerleri bir tarafta Dicle ve Fırat'ta sular akarken o ırmaklardan içirmediler. Ben bir sahnesini arz edeyim. Hazreti Hüseyin Efendimiz komutana diyor ki kırba denir yani matara. Şu mataralarımızı git Dicle'den doldur gel, Fırat'tan doldur gel dediğinde Dicle'yi ve Fırat'ı Yezid'in askerleri sarmış zaten. Etten bir duvar var. Hayır giremezsin. Bir şartla girebilirsin. Sadece sen kendi mataranı dolduracaksın. Yani matara suluk anlamında. Sen ancak kendi mataranı doldurup kana kana o Dicle'den Fırat'tan su içebilirsin. O diğer mataraları dolduramazsın. Hazreti Hüseyin Efendimizin su içmediği anda ben de su içmeyi reddediyorum diyerek orayı terk ediyor Hazreti Hüseyin Efendimizin komutanı. Hazreti Hüseyin Efendimizin komutanları da ne kadar şahsiyetli, ne kadar karakterli. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e rica ediyorlar. Ne olur yani Yezid'e biat etsen. Yezid'in devlet başkanlığını tanısan yani. Hilafetini kabul etsen. Hayır, ben o zalime biat etmeyeceğim. Ben o zalimin başkanlığını kabul etmeyeceğim. Kendisini tutuklamışlardı. Yanındaki muhafızları dedi ki, madem tutukladın sen Hazreti Hüseyin'i, biat ettir. Hapishaneden çıkmadan önce biat ettir. Yoksa Hazreti Hüseyin'e biz Hazreti diyoruz. Hüseyin'e ebediyen biat ettiremezsin. Hazreti Hüseyin dedi ki bana zorla biat ettiremezsiniz. Ardımda benim bir ordu var yani. Gelip ancak ordunun yanında benden biat isteyin bakalım ordu ne diyecek yani. Ben bakalım size ordunun yanında biat edecek miyim? O ordu bakalım sizin hilafetinizi, sizin devlet başkanlığınızı kabul ediyor mu? Hazreti Hüseyin Efendimiz hapishaneden o zalimlerin yüzüne bu sözlere aykırarak çıkıp gidiyordu. Ta Konstantiniyye'ye geliyor. Yezid'in komutasındaki bir orduyla
İstanbul'un fethine katılıyor. Eyyub el Ensari İstanbul'da şehit oluyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz tekrar dönüyor. Ta Kerbela'ya kadar müdafasını, işte bugün seneyi devriyesi olan 1383. yılının bir nevi devriyesi olan bugün de Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve şanlı mücadelesini zalimler karşısında boyun eğmediğini, zalimlere karşı dimdik durduğunu, mücadelesini tebrik ediyoruz. En son mevlitler hakkında görüşlerini hocamızın açıklamıştık. Bu mevlitlerin artık rayından çıktığını, bunların birer kutlama programı olduğunu, insanların adeta eğlendiğini bu programlarda, tatil yaptığını, bu programların Mısır'da bir hafta boyunca devam ettiğini, 11 ay boyunca yorulan o bedenlerin bir hafta boyunca dinlendiğini, o mevlitlerde sadece mevlit okunmadığını, alışverişlerin yapıldığını, yani mevlit programlarının dahi sulandırıldığını Mısır'da anlatmıştı. Bugün köyündeki dini günleri ve 10 Muharrem'i inşallah anlatacak. Köyümüz ve köyümüz üzerinde dini kaynağın bir etkisi de yılda birkaç defa yapılan bazı dini günlerdir. Bu günlerde insanlar kutlamalar yapardı. İnsanlar kurbanlar keser ve bu günlerde hem kendilerine hem de ailelerine iyilik yapar ve ikramlarda bulunurdu. Hala bu tekkelerde ve türbelerde kurban kesme adetleri, adaklar devam ediyor. Yani Mısır'ın siyasi, iktisadi ve köy yapısı neyse hemen hemen Türkiye'nin aynı yani. Akdeniz'in bir tarafı Mısır, bir tarafı Anadolu. Yani kültürlerimiz, yeme içme tarzımız, oturma kalkma tarzımız, belki zalimlere karşı dimdik durma tarzımız farklı değil yani. Köyümüzde pazarın kurulduğu çarşamba günleri hariç hayvan kesilmez ve et de satılmazdı. Dün Kemal kardeşim öyle diyordu. Hocam sizi fazla köyde göremiyoruz. Yani biz ancak Temmuz-Ağustos aylarında tatile çıkan, devletin emrinde çalışan bir memur olarak, belki turistlerin 7, 8 ve 9. ayda sık sık tatillerini yaptığı bu 3 ayda onları belki göremiyoruz, ya da biz gittiğimizde onlar tatillerini bitirmiş oluyorlar, ya da çok kalamıyoruz. Bir iki eş dosta mezar ziyaretine uğrayıp gidiyoruz. Ve hanımefendiye de yani dert yandı. Hocamızla biz aynı dönemde ilkokul, ortaokul, lise yıllarını okuduk. Hocam hani devletin bir görevlisi olarak köyden bayağı koptu. Yani kültürümüz aynı olsa da, farklı vilayetlerde yaşasak da aynı etkinlikler, mevlit törenleri Bartın'da da etkindir. Ve hatta hoparlörlerden, o caminin hoparlörlerinden falan oğlu filanın mevlidi vardır, bütün halk davetlidir dendiği gibi, bizim Afyonkarahisar, Emirdağ, Ekizce köyünün hoparlörlerinden de falan oğlu filanın düğünü vardır. Genelde cuma namazından sonra ikramlar yapılır. Çünkü bizde perşembe akşamları bayrak kaldırılır, bayrak kaldırma törenleri vardır. Bayrak kaldırılmadan sonra okuntu denir, okuntular dağıtılır. Yani davetler, şimdi okuntu değil, eskiden örneğin bir havlu dağıtılırdı, bir mendil dağıtılırdı. Şimdi onlar da sulandırıldı, şimdi bir kart veriliyor. O kartta şayet davet edilirseniz, yani o kartlar bazen lüks lokantalarda da icra ediliyor. İki kişilik diyor yani. Siz dört kişilik artık bir aileyle, çoluğunuz çocuğunuzla gidemiyorsunuz. Düğün sahibi de haklı, çünkü her bir kişinin oturduğu yemek için belki 100 lira. Ben 100 diyorum. Belki 250-300 lira alan da var yani. Ben gene astronomik bir rakamdan bahsetmedim. Hadi 100-150 lira kişi başı yemek parası ödüyor. İki kişiyi çağırdığını düşünün. 300 liralık iki kişiye, davetlisine yemek ikram edecek. Lüks bir lokanta ya da orta halli bir lokantada yani. Bugün düğünlerin bile el yaktığı, artık
altınların takılmaktan azade olduğu, okuntuların artık kart misali takıldığı, gittikçe yani düğünlerimizin de adetlerimizin de sulandırıldığı görülüyor yani. Pazarın kurulduğu çarşamba günleri, bizde pazar da cumartesi kurulur örneğin, hariç hayvan kesilmez ve et de satılmazdı. Ancak o gün köy pazarı kurulurdu. Bir de bilinen dini günlerde hayvanlar kesilirdi. Diyelim cuma olsun, diğer mevlid kandilleri, diyelim miraç kandilinde olsun sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrifleri olan mevlidi nebi gecesi yani mevlid kandili diyoruz. Bunun yanında berat kandili olsun, regaib kandili olsun, kadir gecesi olsun, 5 muazzez gecemiz varsaydı o günlerde hayvanlar kesilirdi. Bu günlerden biri Aşure günüydü. İşte bugün seneyi devriyesini yaşadığımız 1383. yılını idrak ettiğimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin zalimlere karşı ordusuyla direndiği ve Kerbela'da aç susuz bırakılarak şehit edildiği, Sinan bin Enes tarafından başı kesiliyor. Geçen yıl hani köylere kentlere niye gidemiyoruz, onun sebebini de biraz önce açıklamıştım. Geçen yıllarda yaz okulumuz yoktu. Üniversitemizde ilk defa yaz okulu açıldı. Bizim de hadis 4 dersimiz tercih edildi öğrencilerimiz tarafından. Şimdi yaz tatilimiz de artık bir nevi eğitim dönemine girdi. Kardeşlerimizle belki buluşma anımız sekteye uğradı. Ben geçen yıl bir tanesini İslam ansiklopedisinden 10 tanesini de Mustafa Asım Köksal merhum hocamızın kitabından olmak üzere Muharrem ayında Ankara'da 11 oturum yapmıştım. Muharrem ayı ve Kerbela faciası diye. Onların hepsini internette yayınladık. Arka planda kardeşlerimiz takip etsinler. 10 Muharrem ve Kerbela faciası olarak Google üzerinden bile yazsalar o videoları elde ederler, izlerler yani. Artık Hazreti Hüseyin Efendimizin başının bedeninden koparıldığı anda dersi bitirdim. Artık Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edilmiş. Hatta oradaki zalimler diyor ki atların ayağıyla cesedi çiğnetin. Öyle Hazreti Hüseyin Efendimizin kine bakın, nefrete bakın. Daha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinden 51 yıl geçmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti 622, vefatı 632. 632 artı 51. Yani 10 artı 51, 61. Yani hicri yıl Peygamberimizin Mekke'den Medine hicreti 1. yılla başlıyor. 61 olduğuna göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinden 61 yıl sonra, vefatından 51 yıl sonra, daha bir asır geçmemiş yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Reyhan'ın dediği o iki güzide Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarını nasıl siz şehit ettiniz yani? Hazreti Hüseyin Efendimiz 9 Muharrem'de sabaha kadar dua ediyorlar. Yezid'in askerleri zaten takip ediyor. Nasıl bir strateji uygulayacaklar? Hazreti Hüseyin Efendimiz diyor ki bütün çadırları ateşe verin. Çadırları elde edemesinler yani. Zaten Hazreti Hüseyin Efendimizin etrafı sarılmış. Bir tarafta Dicle Fırat geçme imkanı yok. Diğer tarafta zalimin elinde her türlü teçhizat var. Oradaki masum Müslümanları katletmek için hazır bekliyor kiralık katiller yani. Ve Hazreti Hüseyin Efendimizin başını kesen Sinan bin Enes'tir. Ve atları Hazreti Hüseyin Efendimizin cesedi üzerine sürüyorlar ve Hazreti Hüseyin Efendimizin lime lime deriz. Lime lime eti toprağa karışıyor başı kesildikten sonra. 11. derste dedim ki artık kardeşlerim ben buradan itibaren artık ders yapamam. Ne kaldı geriye? Hazreti Hüseyin Efendimizin mücadelesi kıyamete kadar belki devam edecek ama o güzide insanın etleri lime lime olmuş, toprağa karışmış. Artık benden 12. dersi beklemeyin. 11. derste ben
Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela faciasının dersini itama erdiriyorum. İşte burada da dini günlerin diğer sair kandil gecelerinin Mısır'da nasıl kutlandığını safa safa inşallah ele alacağız. Her kim Aşure günü ailesine ikramda bulunursa, nafaka ve harcama konusunda cömert olursa, Allah da ona gelecek senede, yani gelecek bir yıl içinde anlamında genişlik gösterir. Hafız Münziri'nin terhif ve terhip, bu yani müjdeleyen hadislerin, korkutan hadislerin terhip ve terhip, yani müjdeleyen ve sakındıran anlamına geliyor. Hafız el-Münziri'nin bu eseri Türkçe'ye tercüme edildi. Bu hadisi el-Münziri eserinde, terhip ve terhip adlı eserinde zikrediyor. Her kim Aşure günü, yani bugün seneyi devriyesini idrak ettiğimiz bugün, ailesine ikramda bulunursa, nafaka ve harcama konusunda cömert olursa, Allah da ona gelecek senesinde genişlik gösterir. Yani rızkını artırır anlamında. Münziri bu hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bazı eski alimler şöyle dediler. Bizler bunu tecrübe ettik ve doğru olduğunu gördük. Yani Aşure günlerinde insanlara ikram ederseniz Aşure'den sonraki yılın bereketli geçmesi anlamında, biz bunu tecrübe ettik ve isabet ettiğini gördük diyorlar. İbn-i Teymiye bu hadis için mevzu uydurma diyerek bir nitelemede bulunduğunu da görüyoruz. Bazı muhakkik alimlerin buna itiraz ettikleri de bu kitaba derc edilmiş. Benim zannımca, şimdi Dünya İslam Alimleri Birliği Yusuf el-Karadavi, 46. sayfadayız. 4 günde 46 sayfa gelmişiz hatıratından. İnşallah dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince biz sonuna kadar, 100 ders olmuş fark etmez. Burhan dersleri 100 ders ile bir dua ile taşlanmıştı. Örneğin hala biz Buluğul Meram'a devam ediyoruz. 87. derse ulaştık. Kerbela'da 11 ders yaptık. Riyazu Salihin'de 15 ders yaptık. Kütüb-i Sitte'de 15'e yakın ders yaptık. Tefsir dersleri yaptık. Fıkıh dersleri yaptık. Hadis dersleri yaptık. Araya bazı güzel kitaplar geliyor işte, hatırat kitapları gibi. Bir arkadaşım daha göndermiş. İnşallah elimize ulaşır. Ulaşmaz, o eseri de sizlere takdim edeceği Türkçe ibadet ile ilgili bir eser neşredildi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde benim dönem arkadaşım hem hafız hem hattat bir hocamız tarafından şu anda kargoda, bugünlerde inşallah elimize ulaşırsa biz bunu bir gün sekteye uğratıp o eseri de inşallah Türkçe ibadet niye tartışıldı diyelim, 50'li yıllarda, 40'lı 50'li yıllarda niye ezan Türkçe'ye tercüme edildi? Arka planda sıkıntılar neydi yani? Bunları inşallah safa safa ele alacağız o kitapta. Bir oturumda bitirebilir miyiz? Söz vermeyelim ama biz inşallah bir oturum onun üzerine yapacağız. Türkçe ibadet niye yani? Niye Türkçe ibadet ya da niye Türkçe ezan? Niye Türkçe'ye çevrildi? Ezanlar Tanrı uludur, Tanrı uludur diye niye okundu? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunda bir ahenk vardı yani. Bu niye Türkçe'ye tercüme edildi? Safa safa o kitaptan inşallah satır satır sayfalarını da vererek size takdim edeceğiz biiznillah. Henüz kargoda, bugünlerde cumaya kadar büyük ihtimal ulaşır diye düşünüyoruz. Benim zannımca bu hadisi Şiilerin, yani Hazreti Ali taraftarlarının bugün de yaptıkları bazı şeylere bir tepki olarak bazı sunni kimseler uydurmuştur diyerek hocamız bir tespit yapıyor. Şiiler bugün de yas tutar, bağırır, çağırır, çığlık atar ve kan dökülünceye kadar sırtlarına kırbaç vururlardı. Cuma günü okunan hutbelerde bunun doğru olmadığını, evet yas yapacağız ama bu yası bu şekilde dillendirmek, yani vücuduna zarar
vermenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilere gönderilen bütün camilerde Kerbela ve Hazreti Hüseyin Efendimizin mücadelesinin seneyi devriyesinden önce, geçen cuma, bugün pazartesi olduğuna göre 3 gün önce okunan hutbeden bahsediyorum. Ya bununla ilgili bir öz eleştiri de vardı hutbeden. Bugün de Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i yad etmek için yaparlardı. Allah Teala ondan razı olsun. Onlar bugüne hüzün ve yas günü olarak baktılar. Onlara bir tepki olarak Sünnilerden aşırı giden bazı kimseler de bunu sevinç gününe çevirdiler. İslam'da denge esastır. Ne çok sevinme ne çok üzülme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima dengeyi önermiştir ve aşırı gidenlerin helak olduğunu 3 defa hadiste belirtmiştir. Aşırı gidenler helak oldu. Aşırı gidenler helak oldu. Aşırı gidenler helak oldu buyurmuştur. Ve bir gün geldiğinde biz Riyazu Salihin derslerinde İslami ilimlerin 3 yıldır hadis 3'te Riyazu Salihin kitabı seçiliyor ve onu okutuyoruz. İmam Nebevi'nin o güzide kitabını okutuyoruz. Şimdi o kitaplar nerede? O kitabın kapağını bilmiyor. Arka plandaki Anadolu'daki kardeşim. Eskiden odalarda okutuluyordu. Soner Köycü benim köyümden Hakkının Hayrı denen bir zat vardı. Rahmetli Rahman'a kavuştu amcalarımızdan. Onun kerpiçten bir köy odası vardı. O odalarda Ahmediye, Muhammediye okunuyordu. Ben ilkokuldaydım o dönemde yani. Ben ilkokuldan sonra köyümden çıktım yani. İlkokul 10-11 yaşlarında ben köyümden çıkmışım yani. Benim köyümden zaten 40 yıllık devlet memuruyum ben. Bir de bunun lise, üniversite hayatı var. Liseden itibaren hani gurbete çıktık, İmam Hatip Lisesi'ni, Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nin ikinci mezunuyum ben yani. Birinci mezunu 8 kişi, ikinci mezunu 80 kişi başladı, 22 kişi mezun oldu, 4 kişi görev aldı yani. 80 kişiden 4 kişi yani. 80 kişi okula başlıyor, Emirdağ İmam Hatip Lisesi'nden 4 kişi görev atanıyor. O 4 kişiden bir tanesi de ben, Emirdağ Ekizce Köyü'nden Celaloğlu Erdoğan Köycü yani. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cami görevliğiyle başladığımız bu görevin başımızın tacı olduğunu ve bir şeref olduğunu, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mihrabına geçmenin bir şeref olduğunu, mihraptan emekli olmanın mümkün olmadığını, son nefesimize kadar mihrabın bir talibi olduğumuzu, er gittiğimiz camide buyurun hocam bir ardınızda namaz kılalım dediğinde asla bu görevi reddetmediğimizi ya da hocam cumayı buyurun hutbeyi siz okuyun dendiğinde reddetmediğimizi görüyoruz. Şimdi kendi köyümüze gidiyoruz. Biz arka planla müftüleri yetiştiren fakültenin ben hocasıyım. Şimdi ben köyüme gitsem köyün imamı diyecek ki hocam siz yetkili değilsiniz. Burada hutbe okuyamazsınız. Senin ismin ne kardeşim? Ahmet. Ahmet şu anda Emirdağ müftüsü benden bir devre sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ben onun bir devre sonrasından mezunum. Aytekin Akçin Emirdağ müftüsü olarak görev yapıyor. Sen bana görev vermiyorsan Aytekin Akçin'e sorarsın Erdoğan Köycü Ekizce Köyü'nde vaaz edebilir mi, hutbe okuyabilir mi diye. Hani bir tabir var ya senin amirin desin benim orada hutbe okuyamayacağımı. Vaaz edemeyeceğimi. Aytekin Akçin hocamız da yurt dışı görevlerinde din hizmetleri müşavirliğine kadar Köstence diye bir yurt dışında örneğin din hizmetleri müşavirliğine kadar tensip edilen şu anda Afyonkarahisar Emirdağ müftülüğü yapan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 1988-1989 yılında fakülteden mezun olan aynı müftülükte görev yaptığımız Yüzide hocalarımızdan bir tanesi. Şimdi ben köyümde vaaz edemem, köyümde hutbe okuyamam. Görevli diyecek ki hocam sizin belgeniz olması lazım. Müftülükten belge almanız lazım. Şimdi ben Emirdağ Müftülüğü'ne gideceğim. Emirdağ Müftülüğü'ne dilekçe vereceğim. O dilekçenin sonucuna bakacağım. Burada vaaz edeceğim. Cuma geçmiş olur ne olacak o zaman? Yani oradaki hocamız kibarca diyor ki yani sen bu camide
hutbe okuyamazsın, vaz edemezsin. Ya ben 40 yıllık devletin her sahasında görev yapmış, devletin en yüksek dini ilimlerde, din ilimlerinde hoca yetiştiren bir üniversitenin doçentiyim ben. Ya görev yapamazsın hocam, iznin yok. İşte o hoca o zaman niye mihraba geçsin, köyünde niye yararlı olsun, köyünde niye Kur'an okusun yani? Ben bunun arka planda acı bir örneğini vereyim yani. Yeni atanan bir hocamız Adana'dan atandı. Ben de o köye böyle misafir gittim. Dediler ki falan kişinin mevlidi var. Gittik, hoca efendiler mevlit arıyor. Ya hocam dedi, mevlit getirmedin mi? Mevlit yok ellerinde yani. Oraya baktılar, buraya baktılar, iki tane görevli. Birisi Diyanet'ten, birisi hak ile tutulan hocalardan. Yani diğer hocanın da görevine son verilmedi. Yani birisi müezzinlik yapsın, birisi imamlık yapsın diye. Birisi devlet tarafından aylığını alıyor, diğeri köy hakkı deriz biz ona. Köy tarafından yani görev yaptığı günlerde ücret ödeniyordu. Hoca efendiler mevlit bulamadılar. Ben Allah adına Amine Hatun'u ezbere okudum orada. Köyde bir şaya yayılmış falan, oğlu filan mahvetti sizi yani. Ya ben öyle bir şey demedim. Ben o hoca efendilerin okuyamadığı mevlitle ilgili bir satır, bir kelime etmedim. Dua yapıldı da aldık gittik. Bir baktım köyde evimizin kapısı çalınıyor. İki tane hoca evimize şikayetçi geldi. Hocam sen bizim hakkımızda sözler mi konuştun? Falan kişi öyle diyor. Hadi dedim, falan kişinin evine gideceğiz. Ben öyle sözler söylemedim yani. Sonra bir zat var, vefat etti. Tahir amca, Tahir amcayı onlarla yüzleştirdim. Tahir amca dedim, sen mevlitte vardın. Ben bu hoca efendiler aleyhine dedim, bir söz konuştun mu mecliste? Hayır oğlum, bu hoca bir şey söylemedi. Şimdi bakın, köyde hocalar arasında bir fitne meydana getirmek isteyen bir fitne şahıs var. Ya o hoca efendiler ister mevlidi ezber okusun, ister kitaptan okusun. Benim neme gerek yani? Orada bana düşen vazife nedir? Amine Hatun'u mu okuyacağım? Amine Hatun'u okumuşum ben. Allah adın bahrini mi okuyacağım? Allah adın bahrini okumuşum. Bir aşır mı okuyacağım? Aşır okumuşum. Bir dua mı yapacak? O duayı yapmışım ben. Ha, arka planda hocalarımız demek ki mevlidi ezbere bilmiyorsa, o anda mevlid kitabını da bulamıyorsa mahcup oldular yani, falan oğlu filan. Ezbere okurken siz niye ezbere okumadınız diye. Hocalarımıza demek ki diğer zatlar böyle sorular yöneltince benim o köyde bir fitne çıkardığımı zannettiler yani. Ben niye fitne çıkarayım? El fitnetu eşeddu minel katl ayetini bilen bir zat nasıl Ekizce köyünde fitne çıkarabilir yani? Yani fitne çıkarmak öldürmekten daha büyüktür diyor Yüce Allah. İşte köyün, kentin o zaman biz işlerine, mevlidine, hatmine ya da duasına karışmak istemiyoruz. 10 yılda, 20 yılda bir köye gidiyorsun. Zaten caminin hocası senden hoşnut değil. Hutbe okutmuyor, vaaz ettirmiyor, Kur'an okutmuyor, müezzinlik yaptırmıyor. Ne hallere kalmışız yani? Eskiden öyle miydi ya? Bir hoca efendi geldiğinde hemen cübbe sarık hocaya verilirdi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığından iznin var mı? Vaaz etme iznin var mı? O hoca efendi zaten kırılacaktır yani. O camide vaaz etmeyecektir. Ne izni kardeşim diyecektir yani. Ben Diyanet İşleri Başkanlığının şu anda en güzide Din İşleri Yüksek Kurulu'nda görev yapan arkadaşlar benim arkadaşım yani. Pek çok Din İşleri Yüksek Kurulu'nda uzman olan, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda üye olan hocalar, aynı rahleyi tedrislere oturmuşuz. Aynı hocalardan ders almışız. Onun için köylere gidip oralarda bir ezan okumak, bir müezzinlik yapmak, ihtiyaç sahibiyiz, yapmak istiyoruz ama hoca efendiler bu hürmeti, bu aşkı bizden esirgiyorlar. Allah onlara da selamet versin. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimiz'i yad etmek için yapılırdı. Yani bu anma etkinlikleri. Allahu Teala onlardan razı olsun. Onlar bugüne üzün ve yas günü diye baktılar. Onlara bir tepki olarak Sünnilerden aşırı giden bazı kimseler de bunu sevinç gününe döndürdüler. Allah Resulü geliyor. Hazreti Ayşe'nin yanında Riyazu Salihin'de zikrediliyor. O odalarda okunan kitaplardan bahsetmiştim Riyazu Salihin. Beyne sariyeteyn geçiyor. Yani iki direk arasında bağlı bir ip var. Allah Resulü soruyor yani. Diyor, bu ipin ne işi var bu iki direğin arasında? O direkler hala kardeşlerim Allah Resulü'nden bugüne kadar muhafaza ediliyor.
iki direk. O direklerden bir tanesi örneğin tevbe direği. Bir sahabinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler diyor ki Allah Resulü bize nasıl muamele edecek? O zat diyor ki böyle bir işaret yapıyor. Allah Resulü sizi kesecek anlamında. Allah Resulü bu zatın o işaretini duyuyor. Yanına çağırıyor. Sen bunları söyledin mi? Söyledim. O zat, o sahabi kahroluyor artık yani. Ben diyor, Mescid-i Nebevi'de direkler var ifade ettiğim. O kadının iki direğin arasına ip bağladığı gibi. Gidiyor, direğe kendisini sarıyor. Allah Resulü diyor, bu direkten beni çözmedikçe ben bu direkten ayrılmayacağım. Eşi ihtiyacında geliyor, onu direkten çözüyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor ya da ihtiyacını görüyor. Eşi tekrar direğe sarıyor onu iple. Ne zamana kadar? Allah Resulüne geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, falan zat yaptığı bu hareketten çok pişman oldu. Mescid-i Nebevi'de kendisini direğe bağladı. Senden rica ediyor, gelsin de Allah Resulü çözsün, ben yoksa bu direkten ayrılmayacağım. Bu direğe kendimi bu şekilde bağlı tutacağım. Allah Resulü diyor, o direğe sarmadan bana gelecekti. Bakın Allah Resulü daima dengeyi öneriyor. Yani iş bana değil, Allah'a kalmıştır. Allahu Teala o kişinin tevbesinin kabul edildiği ile ilgili ayet indiriyor. Şimdi o zatların arka planda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl hizaya getirildiğini görün. Meh diyor Allah Resulü o iki direğin arasına. Peh, yani Türkçesi peh, yani bu da ismi anlamında. Hazreti Ayşe'ye soruyor. Hazreti Ayşe fulane diyor, yani fulan kadın anlamında. Hemen o ipleri direkler arasından çözdürüyor. Vallahi la yemellullahu hatta temellu. Allah'a kasem ederim ki siz bıkmadıkça Allah bıkmaz diyor. Ve o hanımefendinin bu hareketinin yanlış olduğunu. Peki direğe ipi niye bağladı? Arka planda düşündünüz mü? Hazreti Ayşe bunu Efendimiz'e açıklıyor. O diyor çok namaz kılıyor. Tuğul geçiyor. Yani namazının tuğulundan dolayı, çok uzun tuttuğundan dolayı yani. Beş vakit namazına ekstra nafile namazlar da ekliyor yani. Ve sendelediği için diyor ipe tutunuyor. Düşmesin diye. Allah Resulü ipleri çözdürüyor. فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّ. Yani siz bıkmadıkça Allah bıkmaz diyerek o kadının o hareketinin doğru olmadığını, yine gençlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetiyle ilgili Hazreti Ayşe validemize soru soruyorlar. Sahabe-i kiramın gençleri. Teri taze ederiz Anadolu'da. Hazreti Ayşe validemiz onlara Hazreti Peygamber'in ibadetini anlattığında onlar tekavvalehu şeklinde bir terim geçiyor. İmam Nevevi'nin kitabında. Yani adeta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ibadetini küçümsediler. Az buldular. Dediler ki Allah Resulü nerede, biz nerede? O gelmiş geçmiş günahları affedildi. Kur'an'da ayet var. Estağfirullah bismillah. Liyağfire lekallahu ma tekaddeme min zembike ve ma taakhar. Fetih suresinde Allahu Teala'nın beyan buyurduğu veçile onun geçmiş ve gelecek günahları affedildiği halde Allah Resulü bir hadisinde sebeine marra, 70 defa, bir hadisinde miye marra, 100 defa tevbe ediyor. Buna rağmen Allah Resulü başını secdeden kaldırmadığında Hazreti Ayşe yanına varıyor. Bir gün diyor baktım yatağı boştu Allah Resulü'nün, gittim. Allah Resulü namazdaydı. Ey Allah'ın Resulü, yani kendine niye bu kadar çok ibadet ediyorsun? Niye yani kendini üzüyorsun anlamında, yani sürekli ibadettesin. Gündüz saim, gece kaim, gündüz saim deriz ya Anadolu'da. Gündüz oruç tutuyorsun, gece sürekli namaz kılıyorsun. Beş vakidine ekstra namazları da ilave ediyorsun. Nafile namazlar kılıyorsun. فَتَحَجَّتْ بِي نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا. Yüce Allah ona teheccüd namazını, gece namazını emrediyordu. Hazreti Peygamber'e farzdı. Teheccüde devam et, umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda erdirir. Şimdi arka planda aklı evvel adam diyor ki Hazreti Peygamber şefaat edemez. Sanki Allah Celle Celaluhu, ey ümmeti Muhammed, Hazreti Muhammed'e şefaat yetkisi vereyim mi, vermeyeyim mi?
Siz karar verin benim adıma. Böyle bir düşünce olabilir mi? Allah kullarına açık yoklama mı yapacak? Yani kamuoyu yoklaması mı yapacak? Ey kullarım, Hazreti Muhammed Mustafa'ya şefaat hakkını vereyim mi, vermeyeyim mi? Verirsem siz bundan hoşnut olabilir misiniz, olmaz mısınız? Kur'an'da ayet çok ve net açık. Kimse Allah'a yaptıklarından hesap soramaz. Allah la yüseldir. Biz yüseliz, biz sorumluyuz. La yüsel, amma yefal, vahum yüselun. O hiçbir yaptığından dolayı kimse Allah'a hesaba çekemez. Vahum yüselun. Allah onlara hesap soracak. Ama hiç kimse Allah-u Teala'nın yaptıklarından dolayı, okuduğum ayet, hesap soramaz. Ey kullarım, Hazreti Muhammed'i makamı Mahmud'a erdireyim mi? En yüce makam, şefaat makamı. Erdireyim mi, erdirmeyeyim mi? Siz ne düşünürsünüz? Böyle bir düşüncenin batıl olduğunu, men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'izni. Yani Allah izin vermeden kim şefaat edebilir ayetiyle zaten bunu görüyoruz. Şefaat yetkisi Allah'ın iradesindedir. İster verir, ister vermez. İster lütfuyla, ister keremiyle, ister azabıyla bize muamele eder. Kimse karışamaz. Kardeşlerim, bu kutlamaların ikrama dönüştüğünü, bu iki durumda kabule şayan olmayan bir durum olduğunu, zira Aşure günü hakkındaki tek gerçeğin o günün ve bir gün öncesinin ya da bir gün sonrasının oruca teşvik edildiğini, hutbede o vardı zaten. Sormuştu Yahudiler, niye oruç tutuyor Allah Resulü? Dediler ki Hazreti Musa'nın kurtulduğundan dolayı, Firavun'un şerrinden. Kızıldeniz'de Firavun ve askerleri boğulmuştu. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Şimdi Hazreti Musa filmini yayınlamışlar. Biz 90'lı yıllarda üniversitede öğrenciyken, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir talebeyken o tür filmleri gördük yani biz. Yahudiliğin literatürüne göre yazılmış. Firavun bakıyor, boğulmuyor. Kur'an-ı Kerim'e göre o senaryo yazılsaydı Firavun'un boğulması lazımdı. Hatta Firavun'un "Emennâ bi rabbil âlemîn, Rabbi Musa ve Harun" diyor. Kızıldeniz'de boğulurken "Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim" diyor. Allah-u Teala reddediyor onun. Yes ve ümitsizlik anındaki imanını reddediyor, kabul etmiyor. Ve 1983 yılında Firavun'un cesedi Kızıldeniz'in kenarında bulundu. Zaten Yunus suresi 90 ve 91. ayette Allah-u Teala bunu haber veriyordu. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَا وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اَيَاتِنَا لَغَافِلِينَ. Bir gün gelecek, senin cesedini fırlatıp atacağız. İşte 1983'te bulundu. Londra'da bir müzede Firavun'un secdeye kapanık vaziyetteki bulunduğu andaki cesedi sergileniyor yani. İkinci Ramses'in Hazreti Musa'yı ta Kızıldeniz'e kadar ordusuyla kovalayan ve Kızıldeniz'e geldiğinde Hazreti Musa'nın elinde mucize bir asa vardı. Şaştı kaldı, "Allah'ım ne yapayım, önümde Kızıldeniz." "Fadrib bi asakal bahr" buyurdu Allah-u Teala. "Asanı denize vur." Denize vurulunca deniz aralandı, Hazreti Musa ve ordusu geçti. Firavun o geçtiği yoldan geçmeye kalktığında Allah-u Teala denizi kavuşturuverdi. "Emennâ bi rabbil âlemîn, Rabbu Musa ve Harun." "Ben alemlerin Rabbi Hazreti Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım" dedi. Ama yes ve ümitsizlik anındaki bu niyazı Allah-u Teala reddetti. İşte burada hutbede okunan o hadisi de derc etmişler. Biz Hazreti Musa'ya daha yakınız. Bizim oruç tutmamız daha uygundur diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tutmayı tavsiye ettiği bugünlerde. Bu Allah-u Teala'nın Musa'yı ve İsrailoğullarını kurtardığı gündür. Resulullah, "Biz Hazreti Musa'ya sizden daha yakın kimseleriz" dedi. Hutbede bu hadis vardı. Cuma günü okunan hutbelerde. Resulullah aleyhissalatu vesselam oruç tuttu ve sahabesine de oruç tutmayı emretti. Kardeşlerim, bunun yanında daha önce Mevlid-i Nebi gecelerindeki kutlamalarla ilgili bazı açıklamalar vardı. Özel Mevlid-i Nebi diye bir açıklama
yapmış Yusuf El Karadavi hocamız. Onları da kardeşlerimize sunmak istiyorum. Yılda bir defa kutlanılan günlerden biri de Mevlid Kandili'ydi. Rebiul Evvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak kutlanıyordu. Köyde insanlar genel olarak bu günü kutlamaya Rebiul Evvel ayının ilk gününden itibaren 12. günü olduğuna göre 12 gün boyunca demek ki devam ediyor. Süslemeler yapılır, camiler aydınlatılır, her gece mevlid okunur, tatlılar ve şerbetler dağıtılırdı. Bu durum büyük gün olan ikinci geceye kadar devam ederdi. Annem babam rahmeti rahmana kavuştu. Özellikle annemin ben köyün camisine şerbet yaparak götürdüğü zaman dilimlerini biliyorum. O güzel kokulu şerbetler yapılırdı. Güzel zencefil vesaire katılırdı. Nerede yani? Bugün insanlar birbirini tanımıyor. Dedim ya ben 40 yıl sonra köye gitsem kimse hani ne beni tanır ne de biraz önce söylediğim gibi hocam buyurun bir ardınızda cuma kılalım, bir bayram namazı kılalım, bir vakit namazı kılalım. Çünkü seni tanımıyor, senin yaptığın işi, mesleği bilmiyor. Senin İslami ilimlerin hangi alanıyla meşgul olduğunu bilmiyor. Senin bu kadar ders yaptığını nereden bilsin? Bu kadar sizi arka planda dünyanın her tarafından bizi en çok takip eden Türkiye, ikinci sırada Almanya geliyor. Nere takip ederse etsin bir tane kardeşim buradaki bir hadisten etkilenir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini hayatına tatbik ederse kazancımız o olacak yani. Yoksa biz de biliriz sayfiyelerde bugün yiyip içip gezmeyi. Bu sıcağın hani alnında derler Anadolu'da, kardeşlerimize dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince yararlı olmaya gayret ediyoruz. Her gece mevlid okunur, tatlılar ve şerbetler dağıtılırdı. Bu durum büyük gün olan ikinci geceye kadar devam ederdi. Bu gece yapılan kutlamalar hem daha büyük hem de kalabalık oluyordu. Tatlılar da ona göre daha çok oluyordu. Bizler çocuk olduğumuzdan bundan dolayı çok sevinirdik. Kardeşlerim, ben yurt içinde ve yurt dışında gezdiğim ülkeler ve gezdiğim şehirlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikramlarından daha çok ikram hiçbir yerde görmedim yani. Hani tepsi tepsi baklavalar geliyor yani. Oradaki çocuklar istediği baklavadan tatsın. Onlar özel tatlılar yapıyor. Cuma günü özel irmikten tatlılar, tepsilerle tatlılar geliyor o büyük camilere. Örneğin Osman Fazıl Polat Paşa Camii Gazi Magosa'da bizim 2008-2013'lü yıllarda görev yaptığımız o yıllarda en büyük camisiydi. Yani 72,5 millet deriz ya, 72,5 milletten Gazi Magosa'da öğrenci var yani. Yani 72 devletten diyeyim, devletten öğrenci var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turgut Özal merhumun cumhurbaşkanımız, onun döneminde zirve üniversitelerden bir tanesiydi. Gazi Magosa'nın en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Yani şehrin dışında sahile yakın Salamis harabelerine yaklaşık 3-5 kilometre uzaklıkta, yani uçaktan baksanız ya dersiniz bu Gazi Magosa'daki bu üniversite kaç tane içinde üniversite var yani. Doğu Akdeniz Üniversitesi değil ki Türkiye'nin, dünyanın en büyük üniversitelerinden bir tanesi. O şehirde görev yapmayı Allah-u Teala 4 yıl görev yapmayı nasip etti. Her ırktan, renkten insan görebilirsiniz. Tıklım tıklım cami dışa taşar, sahanda dolar yani bahçesi de dolar. O insanlara, o garibanlara oradaki tatlılar, öğle yemeği verilir cuma namazından sonra. İftarlar verilir. Ne kadar güzel hasletler, adetler yani. Bak burada da Mısır'da aynı adetlerin devam ettiğini görüyoruz. Bizler çocuk olduğumuzdan bundan dolayı çok sevinirdik. Zira bugünlerde tatlılar ve şerbetler dağıtılırdı. Caminin hocasından her gece mevlid dinlerdik. Hocam mevlidi kafiyeli ve nameli okuyordu. Ben şehitlerin serçeşmesiyle başladım. Hazreti Hüseyin Efendimizin mücadelesinin anlatıldığı bir ilahiyle başladım yani. İnşallah bir muvahhid olduğumuzu, bir mücahit olduğumuzu
daima mazlumların yanında olduğumuzu son nefesimize kadar unutmayan Allah'ın bir kulu olduğumuzu, asla ve kata zalimin yanında olmayacağımızı, zalimin daima karşısında olacağımızı burada bir daha yinelemiş olalım. Bu bölümlerin arasında da toplu halde bazı dualar edilirdi. Bu dualar şöyleydi: Allah'ım onun kabrini tazim ve saygıyla güzelleştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabrini. Bizim de günahlarımızı ve hatalarımızı affeyle. Mevlid için iki tane meşhur kitap vardı. Biri Münavi'nin Mevlidi, diğeri de Barazancani'nin Mevlidi'ydi. Mevlid yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kafiyeli yani nazımla şiirsel ifadelerinin güzel hocalarımız, güzel name ile hocalarımız tarafından halka okunması demek yani. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur. İşte cümle her kula vesiletun necattan bir bölüm. Amine hatun ol Muhammed anesi. Örneğin Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın annesinin Amine olduğu. Adeta o bir sadef, bir inci mercan mesabesindeydi. Ol sadeften, inci nur tanesi gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Amine Hatun'da anlatıyor Süleyman Çelebi Hazretleri. Süleyman Çelebi Bursa Ulu Cami'de müezzin olarak görev yaparken İran'dan bir vaiz geliyor. Aminen Resulü ile başlayan mirabiyede yatsı namazından sonra bu iki ayet okunur. Aminen Resulü'den Fensurna alel kavmil kafirin ayetinin sonuna kadar. İki ayet zaten. Aminen Resulü diye halk tarafından bilinir. Bakara suresi 285 ve 286. ayettir. Bakara suresi en uzun sure Kur'an'ın. En uzun surenin son iki ayeti. O ayetleri tefsir ederken İranlı vaiz der ki ben amene rasulü bime unzile ileyhi min rabbi vel mu'minun kullun amene billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli ayetini okuduktan sonra ben Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed arasında fark görmüyorum der. Süleyman Çelebi ayağa kalkar, itiraz eder. Hani deriz ya ahmak. Belki caminin adabı ahmak parantez içinde kalsın. Ey sayın vaiz, sayın muhterem vaiz, seyidi der o dönemin hocaları. Efendim yani bu ayeti yanlış tefsir ettiniz. Bu iman bakımından, üstünlük bakımından olsaydı fefaddalna ba'dahum ala ba'd ayeti olmazdı. Bazı peygamberleri bazılarına üstün tuttuk ayeti olmazdı der. İtirazı neticesinde Bursa Ulu Cami'nin cemaati ikiye ayrılır. Yarısı Süleyman Çelebi'nin tarafını tutarken, yani peygamberlerin birbirine karşı üstünlüğü vardır derece bakımından. O ayetin bir nevi hikmetine inanırken, diğerleri de buradaki ayetin bütün peygamberlerin eşit olduğunu, fazilet bakımından birbirinden üstün olmadığını dillendirirler. Süleyman Çelebi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın diğer peygamberlere üstünlüğünü ortaya koymak için vesiletun necat, kurtuluş vesilesi diye Türkçe'ye tercüme edeceğimiz mevlidi yazar. İşte Mısır'da okunan mevlidler Süleyman Çelebi'nin mevlidi değil. Süleyman Çelebi'nin mevlidi Osmanlıca yani. Eski Türkçe. Münavi'nin mevlidi, Barazancani'nin mevlidi Arapça yani. Onlar o zatların kafiye ve nazım ile bir nevi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın üstünlüğünü anlattığı mersiye diyebileceğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından onu yad etme diyebileceğimiz mersiye veda bölümünde var Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın vefatı anındaki olan hadiseler. Ali Yusun fazlı suyumu koysun. Ebu Bekir durup namazın kılsın. Ümmetlerim size olsun elveda diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin
Dar-ı Beka'ya irtihalini anlatıyordu. Süleyman Çelebi Hazretleri Veda Bahri'nden. Daha sonra öğrendim ki bu mevlid kitaplarında anlatılan olayların ve kıssaların birçoğu sahih değilmiş. Yani hani Anadolu tabirinde aslı astarı yokmuş anlamında. Bu olayların ve kıssaların muteber akli ve nakli delili de yokmuş. Yani bunun Kur'an'dan bir delili, Allah Resulü benden sonra beni anın, benim ardımdan beni övün, vefatımdan sonra bir takım bu şekilde nazımlı beyitler okuyun. Ama Talal Bedru Aleyna ilahisini bizzat Ensar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına okumuşlardı. Allah Resulü itiraz etti mi? Talal Bedru Aleyna'yı ben Kırklar Elip panelinde bizzat ayakta okudum. Dedim ki katılanlara beraber okuyacağız. Talal Bedru Aleyna min saniyatil veda ve cebe şükru aleyna meda'a lillahi de. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Eyyuhel mevusu fine ci'te bil emril muta, ci'te bil şerraftel medine merhaben ya hayrada, ci'te şerraftel medine merhaben ya hayrada. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu haşere şeref verdin. Ey sevgili hoş geldin. Ente şemsun ente bedrun, ente nurun ala nur. Ente misbahu süreyya ya Habibi ya Resul. Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Sen süreyya ışısın, ey sevgili hoş geldin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini Ensar bu şekilde tebrik ediyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 14 günlük yorucu bir yolculuktan sonra Medine'yi şereflendiriyordu. Ve burada da mevlitlerin aslının astarının olmadığı, sahih kitaplara dayanmadığının da ifadesi. Zaten Süleyman Çelebi ben bunları Kur'an ayetlerinden aldım, hadislerden aldım, şu hadise dayanıyor falan diye bir iddiada bulunmuyor yani. Allah Resulü'nü şiirsel ifadelerle anlatıyor yani. Ne kadar güzel yani. Bugün ancak arka planda sadece Kur'an-ı Kerim'in mevlidi okuyup diğer güncel kitaplardan, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde yazılan kitaplardan habersiz olan hocalarımızın bu topluma çok da katacak bir şeyleri yok. Biz Kemal kardeşimden ayrılınca benim eşim de 32 yıllık bir eğitimci. Onunla biz arka planda bir muhavere ettik. Bak dedim, Kemal hocam bir profesör edasıyla konuşuyor. Hanım dedi kendisini yetiştirmiş. Hanımefendi nereden bilsin? Hanımefendi Ankaralı. Ben onun köylüsüyüm. Kemal kardeşimin ben liseli ya da üniversiteli yıllarımı biliyorum yani. Ondan sonra çıkmış gitmiş, Kopenhag'da okumuş, Fredericia'da kalmış, şu anda kaldığı şehirde kamu hizmetinde bir veteriner hekim olarak devletin emrinde çalışıyor. Yani kendisini yetiştirmiş kısaca. Hem doğuyu, hem batıyı, hem kuzeyi, hem güneyi, hem onların yazdığı kitapları da okuyan, hatta bana sordu, hocam dedi,
Yazdığınız kitaplar kaç sayfa? Ben Tıbb-ı Nebevi'den örnek verdim. Tıbb-ı Nebevi ve karantina 400 sayfa dedim. Kaç dedi eserden yararlanıyorsunuz? Belli olmaz dedim. 200, 300, 100. O yazdığınız konunun niteliğine göre kaynakçanız değişebilir deyince, yani herhangi bir tepkisel yaklaşmadı. Yani Avrupa normlarıyla Türkiye'deki normları kıyaslıyor. Yani oradaki bir eserin ne zorlukla yayınlandığını, Türkiye'deki bir eserin ne zorlukla yayınlandığını, orada yüksek lisans yaptığını ifade etti. Az bir bölüm kaldı teze geçeceğim anlamında. Yani doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, bütün dört cenahı okumayan bir insanın arka planda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ezberlemiş, Mevlid'i su gibi biliyor. Diyelim güncel konularla ilgili, diyelim batıdaki Hristiyanların, Yahudilerin İslam'la ilgili düşünce ve inançlarını bilmiyor. Ya da diyelim Şintoistlerin, Budistlerin inancını bilmiyor. Bu hocamızın cemaatine faydalı olmasını beklemeniz mümkün değil. Onun için şu anda asgari seviyede camilere atanacak hocalarımızın en azından ilahiyat fakültesini bitirmesi lazım. İlahiyat fakültelerinde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvufun yanında İslam tarihinden, din psikolojisinden, din felsefesine kadar, ilk çağ felsefesinden, orta çağ felsefesinden, yakın çağ felsefesine kadar, eğitim bilimlerinin din sosyolojisi okuduğu gibi eğitim psikolojisine kadar, diyelim adolesan çağı dediğimiz yeni reşit olma, yani buluğ çağına eren çocuklara nasıl davranacak, onların ilmine kadar, yani bir pedagog maharetiyle o öğrencilerin sorunlarını nasıl çözecek? Yani eskiden belki bir mevlit, bir yanında bir Kur'an-ı Kerim metni yetebiliyordu. Bugün global anlamda arka planda kardeşlerimizin pek çok üst seviyede cemaati, üniversiteden doçentler, profesörlere siz ders veriyorsunuz. Ve öğrencilerime ben diyorum ki siz buradan mezun olduktan sonra, Bartın İslami ilimlerden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığından görev istediğinizde ve vaizlik sınavını, müftülük sınavını kazandığınızda, sizi Kocatepe Camii'ne atadığında vaazlarınızda ben sizin dilinizden yanlış bir kelime döküldüğünü duymayayım. Çünkü ben Ankara'da oturuyorum, sizin Kocatepe'deki vaazınızı ben de dinleyeceğim. Çubuk'taki Ahmet Efendi de dinleyecek, Sincan'daki Ali Efendi de dinleyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ından bakanlarına kadar herkes dinleyecek. Çünkü Kocatepe Camii'nden radyo yayınıyla yapılan ta Çubuk ilçesinden en uzak ilçesine kadar, şerefli Koçhisar'ına kadar canlı bağlantıyla, radyo yayınıyla hocamızın vaazı gidiyor. Onun için arka plandaki vaizlerimizin çok düzgün bir edebiyatı, çok güzel bir hitabı olması lazım. Yani siz binlerce insana hitap ediyorsunuz. Cumhurbaşkanından üniversitedeki profesörlerine kadar, diyelim Hacettepe Üniversitesi'nden bir profesör Kocatepe Camii'ne namaza gelmiş. Yani sizin o anda seviyeniz, söylediğiniz ipe sapa gelmez. Yani sahih hadislerde yeri olmayan, Kur'an-ı Kerim'de yeri olmayan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden döküldüğüyle ilgili sahih beyanlar olmayan sözleri ya da o sözlerin hadis şeklinde sizin dilinizden çıktığında, Diyanet İşleri Başkanlığı'na o profesör telefon ettiğinde, ya hocam cuma günü vaazını dinlediğimiz hocanın söylediği aslı asları olmayan şeyler, mevzu hadis kitaplarında yazan o hadisleri o hocamız nereden buldu da Kocatepe Camii'nde cuma günü vaazında söyledi derse halimiz ne olur yani? Onun için sahaya inmeden önce öğrencilerimize bu hadisle ilgili araştırma yapmalarını, kürsüde okuyacağı, hutbede okuyacağı hadislerin ciddi anlamda tahkikinin yapmasını, tarihinin yapılmasını ya da sahih hadis kitaplarından alınmasını biz tavsiye ederiz. Yani Facebook'ta yayınlanan, sosyal medyada yayınlanan bir tweet atmış adam, aslı fasılı yok yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle ilgisi yok. Belki insanların sözlerinin
yorumlarının katıldığı bir sözü siz Kocatepe Camii'ne o kişinin tweetini retweet yaparcasına gelir anlatırsanız haliniz ne olur yani? Başta Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizin hemen o vaazınızdan sonra o camiden görevden el çektirmesiyle sona erer. Çünkü siz aslı astarı olmayan, sayı hadis kitaplarında olmayan herhangi bir zatın tweetinden kaynakçası olmayan bir hadisi taşımış ve araştırma neticesinde o hadisin sayı hadis kitaplarında olmadığını, mevzu hadis yani uydurma hadis kitaplarında yer aldığını tespit etmiş ve hakkınızda açılan soruşturma neticesinde vaizlikten el çektirilerek diyelim falan yerdeki bir camiye tensip edildiniz. İster gidin isterseniz görevi bırakabilirsiniz şeklinde size Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir yazı geldiğinde ne dersiniz yani? Onun için kardeşlerimizin arka planda kendilerini yetiştirmeden kürsüye talip olmamalarını, kendilerini kıraat ehli olmadan mihraba geçmemelerini biz her demde ifade ediyoruz. Diyelim gittiniz Ayasofya Camii'ndeki hocamla tanıştınız. Hocam dedi ki, ya hocam dedi benim bugün boğazımda ağrı var. Siz ilahiyat fakültesinden mezun olduğunuzu söylüyorsunuz. Bize sabah namazını kıldırır mısınız? Siz tuttunuz sabah namazını Kevser ve İhlas suresiyle kıldınız. Ve kıldırdınız ardındaki cemaate, imametinizde kıldırdınız. Şimdi o boğazı ağrıyan hocamız ve o hocamızın ardından namaz kılanlar sizi sorduğunda hocamız da falan fakülteden mezun bir hocamız dediğinde mahcup olmayacak mısınız? O hocamız diyelim bir sayfalık, bir buçuk sayfalık sabah namazında Kur'an'dan sure kıraat ederken siz bir satırda Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna a'taynakel kevser Fasalli li rabbike venhar İnne şaniyeke huvel ebter Allahu Ekber dediniz. Birinci rekatı bitirdiniz. İkinci rekata kalktınız. Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Allahu Ekber dediniz. İkinci rekatı bitirdiniz. Arkadan gelen cemaat selam verdiğinizde şok oldu kaldı. Hocamıza yaklaştılar dediler ki hocam siz ezandan sonra bizi bekliyordunuz. Uzun okuyordunuz. Bir buçuk sayfa okuyordunuz. Ne çabuk bitti namaz. Çünkü namaza geçirdiği o zat hangi namazda nasıl okunacak, ne kadar okunacak? Belki cemaatin de durumunu gözetmediği için 2 dakikada sabah namazını Ayasofya Camii'nde ya da Sultanahmet Camii'nde bitirdi. 45-50 civarında 85'li yıllarda Altındağ Müftüsü Mehmet Zeki Arslan'dı. Nur içinde yatsın Haç Dairesi Başkanlığı'na kadar hocamız görev almıştı. En önce Altındağ Müftüsü, sonra Çankaya Müftüsü, sonra Sincan Müftüsü oldu. Sincan Müftülüğünden Haç Dairesi Başkanlığı'na kadar hocam görev yaptı. Ankara'nın 3 güzide merkezi ilçesinde müftülük yaptı. O hocamızın döneminde İstanbul'a, İstanbul'un büyük camilerine vaaz etmeye gittik biz. Ya biz Eyüp Sultan'ın kabrine ziyaretle başlayalım. Gece yolculuğuna başladık zaten. Eyüp Sultan'da biz sabah namazını eda edeceğiz Allah'ın izniyle. Hocamız duydu kafilenin Ankara'dan Altındağ Müftülüğü'nün 45-50 tane imamı müezzini olduğunu. Hocam dedi ezanı kim okuyacak Eyüp Sultan'da? Sabah ezanını kim okuyacaksa buyursun. Dedim ben okuyabilirim. O dönemde öyle mikrofon yok. Tepeye çıkacaksın. Tepede, minareden, şerefede okuyacaksın ezanı yani. Yine hoparlör elinde var ama o dönemde şerefelere çıkmak esastı yani. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bizzat tamimiydi, genelgesiydi. Yine hoparlörle okuyacaksınız ancak şerefeye kadar çıkacaksınız. O güzide camilerde bugün arka planda İslami ilimlerde ya da imam hatip liselerinde hatip olan
Hocalarımızın kendisini sahaya inmeden çok iyi yetiştirmesi, iyi kıraat ehli olması, hangi namazda hangi sureyi okuyacak, örneğin secdede ne kadar kalacak? Bir zat demişti ki ben Ulubey'de imamlık yapıyorum. Hocam siz Subhan Rabbiyel Ala deyinceye kadar ben 7 defa Subhan Rabbiyel Ala diyorum. Ne kadar güzel, çok iyi. Ben 3 deyinceye kadar siz 7 defa söylüyorsunuz, daha iyi. Peki tam tersi olsaydı? Hocam siz 3 defa söyleyinceye kadar ancak 1 defa söyleyebiliyorum olsaydı ne olacaktı? Evet, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Azim sünnet olan bir durumdur. Farz olan bir durum değildir. 3 de söyleyebilirsin, 5 de söyleyebilirsin, 7 de söyleyebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama diyelim Fatiha suresini doğru kıraat edemezsen, onun ahirinde okuyacağın bir zamm-ı sureyi doğru kıraat edemezsen, cemaat sana hangi gözlükle bakar? İstersen Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirmiş bir hatip ol, imam hatip ol, fark etmez. İstersen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni birincilikle bitiren bir müftü vaiz ol, fark etmez yani. Sahaya indikten sonra senin kıraatını insanlar görüyor. Yoksa o fakültedeki başarın sahayla alakası olmayan başarıdır. Kardeşlerim, arka planda hocamızın öz eleştiri yaptığını, bu mevlitlerde okunan nazımların hadislerde ve Kur'an'la ilgisinin olmadığını, sahih olmadığını da ifade ediyor. Buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin karnında olması, doğumu esnasındaki olaylar da dahildir. Şayet bunlar yerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinden, yani hayatından sahih olan rivayetler ya da şahsiyeti ile ilgili, yani karakteriyle ilgili insanlara örnek olacak önemli olaylar anlatılsaydı daha hayırlı olurdu. Yani o mevlid programlarında ilahiler bazındaki mevlid değil de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce uzun uzun namaz kılan ve yorulduğunda o iplere tutulan kadının direkler arasındaki ipini çözdürmesi ve Allah Resulü'nün siz bıkmadıkça Allah bıkmaz, yeter ki siz ibadet edin. O gençler gelmiş de Allah Resulü'nün ibadetini azımsayacak ve ardından demişlerdi ki biz et yemeyeceğiz. Biz eşlerimizin yanına gitmeyeceğiz. Biz gündüz saim, gündüz oruç tutacağız ve orucu bırakmayacağız yani. İftar da etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Oruç akşam ezanıyla biter. Onlar hayır, akşam ezanıyla biz bitirmeyeceğiz. Visal deriz yani. Diğer oruca ekleyeceğiz. Herhangi bir şey de yemeyeceğiz. İftar etmeyeceğiz. Ve Allah Resulü bunu duyar. Yanlarına çağırır gençleri. Duydum ki der, Osman bin Maz'un'un da içinde bulunduğu gençler topluluğudur. Teri taze gençler. Hani demişlerdi ya Allah Resulü nerede, biz nerede? O gelmiş geçmiş, geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş bir peygamber, bizim daha çok ibadet etmemiz lazım dediklerinde Allah Resulü duydum ki siz et yemeyecek misiniz? Kadınlarla münasebeti kesip yani dağlara çıkacağım demişsiniz, uzlete çekileceğim demişsiniz. Gündüz saim, gündüz oruç tutacağız, gece kaim, gece sürekli namaz kılacağız demişsiniz. Bunları siz mi söylediniz? Sizin le'ahşâkum, böyle geçiyor. Etkâkum. Sizin Allah'tan en çok korkanınız benim. Ben evleniyorum da, ben et yiyorum da, ben namaz kılıyorum da, ben oruç tuttuğum Ramazan dışında zaman dilimleri olduğu gibi oruç tutmadığım zaman dilimleri de var. Namaz kıldığım anlar olduğu gibi istirahat ettiğim, erkut geçiyor hadiste. İstirahat etmek, oturmak, dinlenmek anlamına geliyor. Dinlendiğim anlar da var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hizaya getiriyor. Yani فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, yani benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir diyerek onlara izahe getiriyor. Pazarlarda hile yapan bir zatın yanına varıyor. Elini zahire deriz biz. Hala zahire kelimesi kullanılıyor. Zahireye elini daldırıyor. Bir buğday diyelim satılacak orada. Zahire yani kile deriz biz Anadolu'da. Bir iki kile satacak buğdayı tezgaha çıkarmış sahabe-i kirama diyor. Bu ne? Allah'ın Resulü, yağmur yağdı. Medine'de çiseleme
sabah namazına kalktığınızda mutlaka Çiselemeyi görürsünüz. Hocamızı yaşıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapıyor. Adı bende kalsın, adını soyadını da biliyorum, bende kalsın. Hocamızı mahcup etmeyelim. Dedi ki, cemaat, Mekke'de görevimizi tamamladık, haccımız bitti, ikmal ettik. 2012'de Medine'ye geldik. Cemaat, sizden dedi bir ricam var. Bu hani size bir vasiyetim, bir tavsiyem olsun. Benden yani bir nasihat olsun. Kesinlikle otelde namaz kılmayacaksınız. Neden? Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzaları bizim otelimize, arada bir yol var. Yanında şeriat mahkemesi var. Şeriat mahkemesinin tam karşısı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kubbeyi, hadraları, o yeşil kubbe yani. Arada 100-150 metre bizim otelimize. Arada sadece bir yol var yani. Ana yol var. Ana yoldan geçeceksiniz, zaten Mescid-i Nebevi'nin bahçesine giriyorsunuz yani. Böyle hani demir parmaklarla çevrilen bir bahçesi var. Büyük kapıları var. O kapıdan giriyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen ravzalarının çıkışında Babusselam kapısı var. Babusselam'a yani 150 metre bizim otelimiz. 100-150 metre. 1,5 kilometreden bahsetmiyorum. Sadece metreden bahsediyorum. 100-150 metre. Siz 150 metrede orada açık büfe yemek veriyor diye namazı terk edeceksiniz, öyle mi? 10 dakika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Müezzin ezan okuduktan sonra Mescid-i Nebevi'de 10 dakika boyunca farz namazı kılınmaz, beklenir. 10 dakikadan sonra müezzin ayağa kalkar, o arada sünneti kılan kılar, kılmayan yetişirse cemaate farzı kılar, isterse daha sonra kalan sünnetlerini kılar. 10 dakika içinde cemaat tıklım tıklım dolar Mescid-i Nebevi. Öyle olacak. 43 vakit kaldık elhamdülillah. Bir vakti sekteye uğratmadım. 43 vaktin 43'ünü de Mescid-i Nebevi'de kılmayı lütfeden Allahu Teala'ya hamdü sena olsun. Açık büfeymiş. Her türlü tatlısı tuzlusu varmış. Ya sen oraya tatlı, tuzlu, pasta, börek, yemek yemek için mi gittin Allah aşkına? Hacı Efendi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde biraz daha ibadet edebilir miyim? Gece rüyalarını bozarak yani Kabe'ye ben, birin iki ezan okunur Kabe'de. Bir teheccüd için bir saat önce okunur. Yani teheccüd namazına yetişebilir miyim? Bir saat sonra da sabah ezanı okunur. Teheccüdü kılıp ardından o kalan diyelim 40-45 dakika zikir yapabilir miyim? Bir tavaf yapabilir miyim? Şimdi insanlar yemekler açık büfe diye tıka basa karınlarını doyurduklarını, ondan sonra rahatlamak için gezdiklerini, gerek yok ki bir simitle, bir poğaçayla, bir bardak çayla Kabe'ye giderken o görevi yapabilirsin yani. Kardeşlerimden azami derecede o kutsal topraklara gittiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın mescitlerine gittiğinizde oradan yararlanın hadisini unutmamalarını, fertavu, orada zikir yapın, ibadetinizi, ibadetlerinizi kavi hale getirin. Yani vakit namazınızı kıldınız, nafile, eğer borcunuz yoksa, borçlarınız varsa kaza namazları kılın. Borcunuz yoksa nafile namazlar kılın, tesbih çekin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, yine Riyazu Salihin'de var 3 dönemdir, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin hadis 3'te Riyazu Salihin okutuyoruz. Ve haz alarak okutuyoruz İmam Nevevi'nin bu kitabını. Nasıl odalarda dersimin başında ifade ettiğim veçile Ahmediyeler okunuyorsa Riyazu Salihinler de okunuyordu. Buluğul Meramlar da okunuyordu. Biz o geleneği tekrar canlandırıyoruz elhamdülillah. Hem Riyazu Salihin dersleri yapıyoruz, hem Buluğul Meram dersleri yapıyoruz, hem sihire dersleri yapıyoruz, hem fıkıh dersleri yapıyoruz, hem hatırat dersleri yapıyoruz, hem hadis usul dersleri yapıyoruz elhamdülillah, hem tefsir dersleri yapıyoruz. Bu dünyada geçici varlıklarıyız. Bugün varız, yarın yokuz. Belki Allahu Teala bu yönümüzle bizi affedecek. Kulum, çok da ibadetin yok ama bağırdın çağırdın, benim rızam için koştun, gel seni affediyorum derse, seni razı olduğum kulların zümresine dahil ediyorum derse elhamdülillah.
diyorum. Arka planda bizleri takip eden kardeşlerimiz de bu dersleri takip ettik. Allah'ım bu derslerden haz aldık. Bu derslerin, bu büyük alimlerin açtığı, çığır açtığı Riyazu Salihin gibi, Buluğul Meram gibi, sire dersleri gibi, tefsir dersleri gibi, hadis dersleri gibi, fıkıh dersleri gibi biz de o derslere aşina idik. O dersleri biz de takip ettik. Bizi de affeder misin? Hani ayeti zikretmiştim. La yus'al amma yef'alu ve hum yus'alun. Allah'a kimse hesap soramaz. Okulu niye affettin? Okulun namazı azdı. Allah'a kimse hesap soramaz. İster affeder, ister cezalandırır. Hani daha önceki derslerde zikretmiştim. Bir zat der ki oğullarına, oğullarım ben öldükten sonra beni yakın. Anne veremez evlatları, yakarlar. Oraya buraya külü savrulur gider. Mizanda Allah-u Teala ona sorar. Kulum der yani, sen niye yakılmak istedin? Allah'ım senden korkumdu. Yani böyle bir vücutla senin huzuruna gelmek istemedim. Zerrem oraya buraya rüzgar tarafından dağıtılsın. Oraya buraya saçılsın istedim. Zerremle gelmek istedim. Böyle bir vücutla gelmek istemedim. Kulumun yüzünü cehenneme çevirin dediğinde kul ağlar. Ben Erhamur Rahim'in biliyorum seni. Acıyanların en acıyanı biliyorum. Senin affedeceğini bekliyordum ben. Niyaz ediyordum ben deyince kulumun yüzünü cennete çevirin der. Bize de Allah-u Teala kulumun yüzünü cennete çevirin. Razı olduğum kullardan ya da onun dersini takip eden kullar da razı olduğum kullardan derse bizim müjdemiz bu olacak. Yoksa hiç kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifade ettiği gibi kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? İlle en yeteğammedeni Allahu bir rahmeti. Evet ben de. Allah beni affeder. Allah beni rahmetine, mağfiretine daldırır. O zaman ben de diyor Allah Resulü. Yoksa kızlarına, eşlerine der miydi? Mizanda sizi hatırlayamam, başınızın çaresine bakın. Sıratta sizi hatırlayamam, başınızın çaresine bakın. Hesap günü hatırlayamam, başınızın çaresine bakın. Kevser havzının başında hatırlayamam, çaresine bakın der miydi yani? Şimdi o, hani liyakattan bahsettim ya, o Kemal Altıntaş kardeşimin Avrupa ile Türkiye arasındaki liyakat derecesini bir bize yorumla dediğimde, o layık olmadan o makamlara birilerinin tensibiyle geldin, tavassutuyla geldin. O tavassut eden adam bakalım kendisini kurtaracak mı? Sen o makamlardan elde ettiğin helal olmayan paralarla aileni, kendi nefsini körledin. Bakalım kurtulabilecek misin? Onun için benim hem kendim ve benden sonraki nesle ve sizlere de duam şu olsun. Allah'ım yükünü taşıyamayacağımız bir serveti verme. Hakkını veremeyeceğimiz bir malı bize verme. Yarın ateş olacak, gem olacak o malı bize verme. Allah Resulü'nün hadislerinde ifade edildiği gibi yılan olacak, kabirde onu saracak malı bize verme Rabbim. Hesabını veremeyeceğimiz bir malı bize verme Rabbim. Kutu la yemut yani ölmeyecek kadar bir yani ibate ve iaşe diyoruz. Gecelik ve gündüz rızık ver. Yoksa yüzünü çekemeyeceğimiz, astarını ödeyemeyeceğimiz bu malların yarın bedelini sen bize sorduğunda kefenin cebi yok. Biz nasıl bunların karşılığını vereceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilere müflis diyor. Sahabe-i kiram anlam veremiyor. Allah Resulü soruyor müflis kimdir? Sahabe-i kiram diyor ki müflis malını kaybetmiştir. Hayır diyor Allah Resulü. Müflis o değil. Başkasına zulmetmiştir. Başkasının malını boynuna geçirmiştir. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda o kişilerin ödeyecek sevabı kalmayan kişidir. O kişilerin sırtına onların günahının yüklendiği kişidir müflis olan. Yoksa müflis malını kaybetmiş olan değildir buyuruyor Allah Resulü. Başkalarının günahını sırtına alan insan şahsen ben, benim neslim ya da sizler olmayın istiyoruz. Çekemeyeceğimiz, hesabını veremeyeceğimiz bir malın bize verilmemesini Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Salebe ile ilgili çok eleştiriler var. Ben Salebe'yi de burada zikretmek istiyorum. Salebe dua ister. Enes bin Malik de dua istiyor. Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden ve Ümmü Süleym annesinin gelip
هَذَا خَادِمُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, bu senin hizmetkarın dedi. Allah Resulü'nün emrine amade kıldı. Allah Resulü'ne 10 yıl hizmet eden Enes bin Malik. O da dua istiyor. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın mucizeleri adlı makalede Enes bin Malik'in bu duasıyla ilgili hadisleri incelemiştik. Hazreti Peygamber'in mucizeleri Google üzerinden yazarsanız Dergi Park'taki bu makaleye benim adımla da Erdoğan Köycü Hazreti Muhammed'in mucizeleri derseniz Enes bin Malik'in duasının nasıl bir dua olduğunu, Allah Resulü'nün ona nasıl dua ettiğini, servetinin nasıl katlandığını, hayvanlarının her yıl nasıl ikiz doğurduğunu, çocuklarının ve torunlarının nasıl arttığını, malının ve servetinin nasıl çoğaldığını göreceksiniz. Allah Resulü Enes bin Malik'e dua ettiği gibi, parantez içine alayım, Salevi'nin kıssasıyla ilgili o rivayete eleştiriler olduğunu da, hadisçiler tarafından eleştiriler yapıldığını da arka planda zikredeyim ki o eleştirileri de belki okursunuz. Salevi de 5 vakit namazını kılan bir zattır. Allah Resulü'nden dua ister. Allah Resulü dua etmek istemez ona. Hani servetiyle şımarır, servetiyle müstani deriz biz. Müstani sayar kendisini. Yani çok zengin, hani burnu kaftanda derler ya. Hani Anadolu'da ben Afyonkarahisar Emirdağ İkizce köyündeyim. Aynı tabir bizde kullanılıyor. Atlıya, eşekliye selam vermemek. Ve sık sık da Emirdağlılar bu eski tabirleri sosyal medyaya taşıyorlar. Mesela Oranta. Bu zat şimdi arka planda üniversiteyi bitirmiş. Cambridge mezunu adam Oranta'yı bilmez. Sefiri Kebiri bilmez. Sefiri Kebiri büyükelçi. Oranta aile. Şimdi arka planda 500 milyarlık sorularda ilk birinci soruda elendiğini, bir örneğin deyimin anlamını bilmediğini, sakla zamanı gelir zamanı, adam bunu bilmiyor yani. Cambridge'de okumuş, Oxford'da okumuş. Hani İbrahim Tatlıses içinde söylerler. Der ki yani Cambridge vardı, Oxford vardı da biz mi okumadık yani? Yani biz ne sıkıntıyla yetiştik yani? Bu şarkıları ben söylüyorsam ne sıkıntıyla bunlara besteledim anlamında. Yani bizim zamanımızda böyle tedris meclisleri mi vardı? Biz sıkıntılarla dünyaya geldik, sıkıntılı dönemlerden geçtik ve imparator da deniyordu kendisine. Yani imparator denilen bir makama eriştiyse kazıyarak geldik anlamında. Geçenlerde bir latifesi vardı. Oğlu Ahmet babasının aklının, hadiste biz ihtilat deriz yani, aklının bozuk olduğunu ve onun servetinin üzerine tedbir koydurduğunu. Babamın aklı bozuktur. Babam kendisini idare edemiyor. Programda basına yansıdı. Ahmaklar diyor, bazı ahmaklar benim diyor aklımın bozuk olduğunu iddia ediyorlar. Ahmaklar diyor. Benim aklım bozuk olsaydı bu kadar şarkıyı ezberleyebilir miydim ben? İbrahim Tatlıses'i de hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Türkiye'nin yetiştirdiği sıkıntıyla hani fakirlikten yükselen imparator ya. Biz bu gibi insanların yediğine, içtiğine, kazandığına sözümüz yok. Allah için bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Ona bakarız yani. Allah'ın huzurunda o servetin hesabını verir mi, veremez mi? Ona bakarız. İnşallah İbrahim Tatlıses kardeşim de verenlerden olur. Yoksa işte arka planda çoluğunun çocuğunun daha hayattayken, daha o sahnelerdeyken aklı bozuk diyerek servetine tedbir koydurmak istemesi gibi olmasın. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi nebisinin okunmasında bir yani mahsur olmadığını, ancak bu yazılan mevlitlerin, ister bu Münavi'nin mevlidi olsun, ister Baran Zanci'nin mevlidi olsun, bunların aslının aslarının olmadığını, sahih hadislerde bunun yerinin olmadığını ifade ediyor ve Allahu Teala'nın sizin için Allah'a ve ahiret gününe karşılaşmayı uman ve Allah'ı çoksa zikredenler için Resulullah'ta güzel örneklikler vardır. Ahzab suresinin 21. ayetini zikrediyor. Estağfirullah. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenatun limen kana yerjullaha vel yevmel ahire ve zekerallaha kesira ayetini, Türkçesini arz ettik. Allah'ı çok zikreden, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı murat edenlere Allah Resulü en güzel örnektir ayetinin sırrına ermek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi nebi gecelerinde ya da o kutlu gecelerde
Allah Resulü'nün hayatından kesitler sunulmasını, siresinden kesitler sunulmasının daha yararlı olacağını ifade etmişti. Büyüdükten ve dünyanın birçok yerinde dolaştıktan sonra Asya ve Afrika'da, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde Mevlid kandilinin kutlandığını gördüm. İnsanlar bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir saygı, bir muhabbet, bir hürmet kastıyla kutluyorlardı. Onun ümmeti üzerindeki haklarına bir vefa borcu olarak her yıl kutluyorlardı. Alimler bu konuda iki uç görüşte ve vasat görüşte olmak üzere üç kısma ayrılmışlardır. Vasat görüş dediğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her fırsatta aşırılıktan ne geri kalacak ne ileri gidecek tam ortada itidal diyoruz. Vasat dediği o. Birinci görüş. Bu görüşte olan alimler Mevlid kandilini kabul etmezler. Bunu külliyen doğru görmezler. Delilleri ise bu kutlamanın sonradan çıkan bir uygulama, bidat olmasıdır. Bidatı dün incelemiştik. Yani ikiye ayrıldığını, bidatı seyyiye olduğunu, kötü bidat yani kötü adet. Kur'an'da ve hadislerde aslının olmayan o adet ve geleneklerin olduğunu, hasenin ise güzel bidat anlamına geldiğini, işte Mevlid'e de bidat-ı hasene yani güzel bidatlardan, sonradan ortaya çıkarılan adetlerden, geleneklerden birisi demektir. Her bidat dalalettir ve her dalalet ateştedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini ifade ediyor. Kullu bid'atin dalaletun, yani her bidat dalalettir ve kullu dalaletin finnar, ve bütün dalaletler, bütün sapıklıklar cehennemdedir hadisine yer veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da, sahabeler de böyle yapmadılar. Ne buna davet ettiler ne de bunu meşru gördüler. Yani şeriatta bir yeri vardır demediler diyor yani. Bunu Fatımilerin aşırıya gidenlerine Şia, yani Hazreti Ali taraftarları diye tercüme ediliyor. Şia grup demek zaten, Arapça taraf anlamına geliyor. Şia-tu Ali, Ali taraftarları, Hazreti Ali taraftarları anlamında. Bir bidatı olduğunu söylerler. Bunlar Allah'ın hakkında izin vermediği bir konuda kutlamayı meşru görerek bidat çıkarmışlardır diyorlar. Bunlar reddediyorlar. Yani ne Kur'an'da ne hadislerde bununla ilgili herhangi bir yani prensip yok, hadis yok, emredici bir durum yok. Kur'an'da bununla ilgili tavsiye edici bir durum yok yani. Önerici bir durum olmadığına göre bu bir bidattır diyerek kesinlikle reddediyorlar. İkinci görüş, Müslümanların çoğunun görüşüdür. Bu görüşte olanlar Mevlid kandilini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gösterilen bir sevginin tezahürü olarak görürler. Bir önceki, dünden önceki dersinde Mevlid kandillerindeki kutlamaların 2017'ye kadar kutlu doğum haftaları olduğunu, kutlu doğum haftalarının niçin kaldırıldığını, Türkiye'de bu kutlu doğum haftalarında eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamızın 150-200 bin, yüzün üzerinde yüzlerce eser yazıldı, kartelalar dağıtıldı. İnsanlar kutlu doğum haftalarında ister yurt içinde ister yurt dışında kutlamalarda Allah Resulü'nü daha iyi tanıyordu. Allah Resulü'nün daha ahlakını iyi öğreniyordu. Şefkatini, merhametini daha iyi öğreniyorlardı. Allah Resulü'nü daha iyi tanıyorlardı. Bu kutlu doğum etkinliklerini kaldıran arkadaşların da içine bu durumuz yani sinmediğini de ifade ediyorum demişti Ali Bardakoğlu hocamızın sözlerini nakletmiştim. Delil olarak da bunu nimeti zikretme babında sayarlar. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, Allah'ın size verdiği nimetleri zikredin, yad edin. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Ey iman edenler, yani Allah'ı zikredin, ona şükredin. Başka bir ayette nankörlük etmeyin. Leyin şekertum lezidennekum. Eğer şükrederseniz nimetinizi artırırım. Ve in kefertum inne azabi leşedid. Eğer küfrederseniz, nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir diye kullarını uyarıyor. Zikrettiğim ayetin Maide suresi 11 olduğunu, yani bu ayeti kerimenin sırrınca Allah Resulü'nün bu zikri olduğunu, Allah'ı zikretmek olduğunu, onun için Mevlid geleneklerinin bu ikinci görüştekilerinin görüşüne göre Kur'an'daki ayete bir nevi bir temsil, bir örneklik teşkil ettiğini, yani o ayetin bir örneği olduğunu,
Allah Resulü'nü zikretmenin, Allah'ı zikretmenin de bu ayete uygun bir durum olduğunu, bir davranış olduğunu Maide suresinin 11. ayetinden delil getiriyorlar. Bu Kur'an'da defalarca zikredilmiştir. Hiç şüphesiz Resulullah'ın doğumu da mevlid bir nimettir. Ya da en azından nimetin bir tarafıdır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifi. Ya da en azından nimetin bir tarafıdır. Yani sonuçta bir set Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilmesi onun doğumuna bağlıydı. Resulullah aleyhissalatu vesselam pazartesi orucunun sebebi sorulduğunda ki o bu orucu tutmaya özen gösteriyordu. Ve şöyle demişti. Bugün doğduğun gündür. Resul olarak aleyhissalatu vesselam gönderildiğim gündür. Amellerimin Allah'a arz edilirken oruçlu olmak istiyorum. Hadisini de delil olarak kullanıyorlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bugün de doğumunun önemine dikkat çekmiştir. Bu da onun doğumunun azametine yani büyüklüğüne işaret etmektedir. Bu görüşte olanlar mevlidle ilgili doğru yanlış ne varsa hepsini aldılar. Mübalağalı yani aşırı ve ne hurafe varsa onu da aldılar. Eski alimler içerisinde bu şekildeki düşünceyi yani doğru yanlışı ne varsa her şeyi almayı kabul edenler olmuştur. İbn Hacer Suyuti ve Münavi örneğini veriyor. Tabi bu zikrettiği alimler muhteşem alimler. Bunların her birinin hadise dair eserleri var. Bunların her bir hadiste eserleri böyle midir gibi bir düşüncenin yanlış olduğunu ben burada Yusuf el Karadavi'ye katılmadığımı da ifade ediyorum. İbn Hacer el Askalani 852 vefatı 1448 miladi vefatı El Camiu Sahih'in şerhini yazmış yani Buhari'yi şerh etmiş. Tehsib-u tehsip yapmış ravilerin yani hallerini inceleyen Mizzi'nin eserini tehsip etmiş. Ebdurarul Kamine'yi yazmış yani. Bunun yanında Nuhvetul Fikeri yazmış usul kitabı. Pek çok eseri var benim birkaç tanesini zikretmemle iktifa etmiyorum ama bu güzide alimin bu gibi düşünceleri var, diğer düşünceleri de sakattır demek mümkün değil. Suyuti sadece tefsire dair 200 eserinin ben listesini gördüm. Bu alimleri de bir kalemde silip atmak mümkün değil. Münavi gibi, Suyuti gibi, İbni Hacer gibi bu alimlerin hadis eserleri var. Hadisleri derlediği eserler var. Örneğin Buluğul Maram min Edilletil Ahkam 87. dersini riba hadisinin son iki hadisi kaldı. Yani bizim hızımıza internet bazen şarjlar bile yetmiyor. Orada bir internet kopukluğu meydana geliyor. O ders sekteye uğruyor. İnşallah riba hadislerinden iki hadis kaldı. Ribadan sonraki fasla 88. oturuma devam edeceğiz. Nerede bitmiş? Ne zaman bitmiş? 500 ders olmuş. Önemli değil. Allah-u Teala bize sıhhat verdiği müddetçe biz o dersleri devam ettireceğiz biiznillah. Üçüncü görüş. Bu ise orta yoldur. Bu görüşte olan alimler bu kutlamayı fırsat olarak görenlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair hangi İslami konu varsa hepsinin hicret, İsra, Miraç, Bedir gazvesi, hicret, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye göçmesi. İsra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin estağfirullah bismillah Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi barakna havlehu linuriyehu min ayetine innehu huvessemi'ul basir ayetiyle bir gece etrafını kutlu kıldığımız mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. O işitendir ve Allah-u Teala görendir. Ayetiyle şüphesiz işitendir, şüphesiz o Allah görendir diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye gece yolculuğunu oradan da Miraç göklere yükselme anlamına geliyor. Miraç aynı zamanda Arapçada asansör anlamına da geliyor. Yani Allah Resulü'nün yükselişi. Bununla ilgili hadislerde detaylar var. Allah Resulü'nün göklerin tabakalarında 1, 2, 3, 4, 7'ye kadar peygamberlerle karşılaştığını ve nebilere namaz kıldırdığını, orada bazı haller gördüğünü, cehennemliklerin hallerini gördüğünü hadislerde safa safa anlatıyor. Ve Cibril-i Emin'in Allah Resulüne buradan itibaren geçemem, yanarım diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisinin orada kalacağını, onun
daha ileri geçebileceğini ifade ettiği Sidretul Muntaha. Münteha son demek yani. Artık insanın hafızasının, hafızasının almadığı ve Cibril-i Emin'in de buradan itibaren geçersem yanarım dediği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın rızasını tahsil ettiği Bakara suresinin son iki ayetini aldığı, şirk koşmayanların cennetlik olduğu ve müminin miracının namaz olduğu, bu üç müjdeyle Allah Resulü Miraç'tan dönüyordu. Bedir gazvesi müşrikler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en çetin gazvesi. Sahabe-i kiram şöyle anlatıyor. Allah Resulü diyor öyle dua ediyordu ki koltuk altlarının beyazı görülecek şekilde ellerini kaldırmıştı. Sahabe-i kiram yanına yaklaşıyordu. Ey Allah'ın Resulü, kendine eziyet etme, Allah seni mahzun etmez. Hadislerde şöyle geçiyordu. Allah'ım, şu anda yeryüzünde senin adını anacak bu topluluktan başka başka bir topluluk yoktur. Sadece bu topluluk vardır. Eğer bu toplum helak olursa Bedir Savaşı'na çıkacağız. Bu topluma yardım etmezsen yeryüzünde ebediyen senin adın anılmayacak diye dua ve niyazda bulundu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle yaptığı ilk savaş ve Müslümanların kazandığı ilk savaş. Zaten Uhud da öçlerini almak için kinlerini, nefretlerini kusan ve Hazreti Hamza'yı kiralık katil tutup Hint vahşiyi tutarak Hazreti Hamza'yı şehit ettiren ve Halid bin Velid'in Müslümanların ganimet toplaması anında arkadan ordunun arkasından dolanıp Ayneyn geçidinde 43 tane okçunun ayrıldığı ganimet toplamaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yensek de yenilsek de buradan ayrılmayın dediği halde 43 tanesinin orayı terk ettiği, 7 tanesinin de Halid bin Velid tarafından şehit edildiği ve Uhud'da Müslümanların sıkıntıya uğradığı, pek çok Allah Resulü'nün sahabisinin şehit edildiği ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bitkisel hayat, koma diyoruz, komaya sokulduğu, yaralandığı, o savaşın bir nevi arka planında, yani Bedir'in arka planında Uhud da vardı. Onun hayatını ve onun risaletini konuşmak, insanları ona bağlamak için bir fırsattır. Yani birer fırsat görmek lazım bunun anlamında. Bu şekilde onun hayatını ve risaletini, yani peygamberliğini güzel bir şekilde sunma fırsatı ele geçmiş olmaktadır. Şüphe yok ki İslam ümmetinin en hayırlı nesilleri olan sahabe ve tabiun ne Mevlid kandilini ne de diğer olaylardan hiçbirini kutlamadılar. Belki de bu onların buna benzer bir şeye ihtiyaçları yoktu. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam onların kalplerinde halen diriydi. Onun için elimizi göğsümüzün üzerine, kalbimizin üzerine basıyoruz. Onların o kadar Allah Resulü deyince kalpleri adeta dışarı fırlayacak gibi Allah Resulü'nün sevgisini bastırıyorlardı kalpleri adeta fırlamasın diye. Onların sevgisi diriydi. Halen hayatlarındaki etkisi tazeydi. Onun sevgisini kalplerinde taşıyorlardı. Onun hayatı gözlerinin önündeydi. Onun sünneti onların önünde bir kandil gibi duruyordu. Öyle ki bu dönemlerden birisi ölüm döşeğine düşüp eş, vay başıma gelenler diye hayıflandığında eşi ona öyle deme, şöyle de, bu ne güzel sevinç. Zira ben yarın sevgilime kavuşacağım. Muhammed'e, onun sahabesine kavuşacağım derdi. Yani öyle deme, böyle de. Yarın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Allah'ım beni refiki alaya yükselt diye dua ediyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, bizler çocuklarımıza Kur'an'dan sure ezberletir gibi Resulullah aleyhissalatu vesselamın gazvelerini, yani savaşlarını da öğretirdik. Bu dönemlerden uzaklaşınca ve insanların kalbinden sevgi ve özlem azalınca, insanların Resulullah aleyhissalatu vesselamın güzel örnekliğine olan bağlılıklarında gevşeme oldu. Belki de bunlardan dolayı onun rahmet olarak gönderilen bir hediye, sonsuz bir nimet, müjdeleyici ve uyarıcı, aydınlatıcı, yüce ahlak sahibi olduğunu ve en güzel ahlaki erdemleri tamamlamak için
tüm insanlara peygamber ve rahmet olarak gönderildiğini hatırlatacak şeylere ihtiyaç duydular. Zira Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu'istu li'utemmime makarimel ahlak buyurmuştu. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Müslümanlara bugün verdiği nimeti onunla tamamladığını ayeti kerimeye işaret ediyor. Maide suresinin son inen ayeti, Maide suresi 3. ayet: El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum nimeti ve radıytu lekumul İslam'a dine. Bugün sizin dininizi tamamladım, size din olarak İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Başka bir ayette zaten Allahu Teala İslam'dan başka bir dinden razı olmayacağını şöyle belirtiyordu. Ve men yergabu, yani kim başka din ararsa anlamında. Allahu Teala felen yukbele minhu, ondan o dini kabul etmeyecektir. Ve men yaptığı gayrel İslam'a dinen felen yukbele minhu. Ve huve fil ahireti minel hasirin, ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak kim İslam'dan başka bir din ararsa buyuruyor. Bu ayeti kerimenin zikrettiğim gibi Maide suresinin 3. ayeti olduğunu, yine bunun yanında Enbiya suresinin 107. ayeti kerimesinde estağfirullah ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin, biz ey Muhammed seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini de buraya derc etmiş. Son iki paragrafla inşallah bu dersimizi noktalayacağız. Bir sonraki dersimizde İsra ve Miraç gecesinin Mısır'da kutlamalarını inşallah ele alacağız. Profesör Doktor Yusuf El Karadavi hocamızın dilinden. Günümüzde bunu destekleyen delil şudur: günümüzde insanlar kralların, liderlerinin ve büyük gördükleri kimselerin doğumunu kutluyorlar. Hatta birçok insan kendi çocuklarının ve kendilerinin doğum gününü kutlar oldu. Neden Allah'ın kendilerini onun vesilesiyle kurtardığı, onun vesilesiyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkardığı ve onunla dosdoğru yolu gösterdiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutlamasınlar? Ben de biraz bu görüşe yakınım. Diyelim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı oluyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı oluyor. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumları kutlanmasın? Biz en son 2017'de akşam dikkatimi çekti, 12 bin küsur defa Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin o haberi okunmuş. 2017'de kutlu doğum programını icra ettiğimiz Kırklareli Vilayeti İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığın düzenlediği ve Kırklareli Üniversitesi'nin büyük konferans salonunda icra edilen o konferansın sadece metni 12 bin küsur defa okunmuş. Yani bu kadar insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı teveccüh gösteriyorlar. Niçin onun günü tebrik edilmesin, kutlanmasın? İnsanlara örneğin Kur'an kurslarında, o Kur'an kurslarının her gün bir günü var. Pasta günü, börek günü, çörek günü, dondurma günü, şeker günü, çikolata günü. Niye olmasın o insanlara? Niye çikolatalar, kekler, börekler, meyve suyu dağıtılmasın? Elhamdülillah ben de her gün hanımefendiyi bu bölgede bir kursa getiriyorum. Buralarda bir boş mekan bulursak, bir gölge bulursak orada ders aktediyoruz. Yukarıdan böcekler iniyor. Bazen kubur deriz, kurumlar üzerimize savruluyor. Elbisemiz batıyor, kitabımız batıyor. Değil ki elbisemiz, değil ki kitabımız. Canımız feda olsun Allah Resulüne. Böcekler başımızda dolanıyor. Hiç önemli değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna değil ki kitabımızı, canımızı adadık, feda olsun. Mevlid kandilleri vesilesiyle yapılan kutlamalar Resulullah aleyhissalatu vesselamın hayatını, şahsiyetini, risaletini, yani peygamberliğini konuşmak için toplantılara ve kongrelere dönüşüyor. Ali Bardakoğlu hocamızın, eski Diyanet İşleri Başkanımız, bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamızdı. Mehmet Görmez hocamızdan önceki de
Profesör Doktor Ali Bardakoğlu hocamızdı. Kutlu doğumlar kaldırıldı. Yanlış yapıldı. 15 bin ile 20 bin arası okullarda, camilerde, meydanlarda, yurt içinde, yurt dışında programlar yapılıyordu. 2010 yılında bizzat Diyanet İşleri Başkanı töreni Lefkoşa Selimiye Camii'nde başlatmıştı. Ben o gün devletin orada bir görevlisi olarak, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir eğitimci olarak Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı'nı bizzat görmeye, yanındaki ekibi görmeye, cuma namazını eda etmeye Lefkoşa Selimiye Camii'ne gitmiştim. Lefkoşa Selimiye Camii, kilise yönetiminden parası verilerek satın alınan iki güzide camiden bir tanesi. Diğeri de talebesinin, oradaki mimarın talebesinin inşa ettiği Gazi Magosa surların içinde. Dünyanın en güzel surları Gazi Magosa'dadır, dimdik. Venedikliler döneminden, o zorba toplumun döneminden, Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin oğlu Sarı Selim'in döneminde 1571'de Magosa'nın fethiyle, limanın bir nevi onların elinden alınmasıyla, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan 1000 yıl sonra Magosa açık limanda, iki kapalı liman var, bir de açık liman var. Kapalı limana her elini sallayan